Yayındayız. Teşekkürler. Merhabalar. Öncelikle herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Topluluğumuzun 3. etkinliği olan Finansal Teknoloji Seminerimizde sevgili Tarık Tombul ve sevgili İskender Ada ile birlikteyiz. Ben öncelikle sevgili Ayben Hocamıza hiçbir zaman bizden desteğini esirgemediği için ve sevgili Tarık Bey ve sevgili İskender Bey de bizleri kırmadığı için kendi ve topluluğum adına çok ve çok teşekkür ediyorum. Seminerimize hoş geldiniz. Umarım bu zorlu geçen süreçte iyisinizdir. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Elif. Ben size öncelikle kısaca kendimizden bahsetmek istiyorum, ben ve Yıldız'dan. Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda şu anda Bankacılık ve Finans Topluluğu'nun başkanlığını yapıyorum. Yıldız arkadaşım da şu anda topluluğumuzun yönetim kurulu üyesinin aynı zamanda başkan adayı. Kısa bir süre sonra kendisine devredeceğim. Şöyle devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bugün aslında 18 Mart. Etkinliğimizin tarihi çok güzel bir güne denk geldi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni. Burada sevgili dinleyicilerimiz ve sizin huzurunuzda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak istiyorum. Ve sözü Yıldız'a bırakmak istiyorum. Yıldız'cığım sesin kapalı. Pardon. Merhaba, ben de öncelikle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nizi kutluyorum. Beraberinde ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ben Yıldız, bankacılık ve finans 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bankacılık ve finans topluluğu yönetim kurulu üyesiyim. Siz değerli konuklarımızla tanışmak benim için bir onur. Ben kısaca izleyicilerimize Tarık Bey'i tanıtarak başlamak isterim. Tarık Bey, önceki yıllarda Garanti Bankası Ödeme Hizmetleri tarafında farklı görevlerde bulunmuştur. Bankacılık sektörüne veda ettikten sonra kurucu ortaklardan biri olarak Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla PayU'nun Türkiye kurulum sürecinde görev almıştır. Şimdi ise PayTurkey'nin CEO'su olarak devam etmektedir. İskender Bey, aracı kurumların hazine, nakit yönetimi, portföy yönetimi, para piyasaları gibi alanları yönetip geliştirmiştir. Şu anda Infine yazılımda satış, pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev almaktadır. İskender Bey aynı zamanda Fintech Time dergisinin yazarlarından biri olup Infina ile Dijital Finans isimli podcast programının da yapımcılarındandır. Ben hepinize hoş geldin demek istiyorum ve sözü sevgili Ayben hocama bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Yıldız bu arada. Başarılar teşekkür diliyorum. Ederim. Başarılar. Teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle ben de 18 Mart'ı andığımız, Çanakkale Deniz Zaferi'ni andığımız böyle bir günde yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına şehitlerimize rahmet diliyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü anmak için çok güzel bir gün. Bundan sonraki etkinliklerimizi de özellikle böyle günlere denk getirip beraberinde finans konuşalım istiyorum. Bugün aslında planladığımızın dışında ikinci planladığımız etkinlik bu bizim. Ama bundan sonra bu da bize bir örnek olsun ve böyle gidelim istiyorum. Elif'e çok teşekkür ediyorum. Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Umarım başkanlığı da alacak ve güzel bir şekilde devam ettirecek. Tarık Bey ve İskender Bey, çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle olduğunuz için finansal teknoloji konusunda konuşacak çok şey var. Biz derslerimizde de dile getiriyoruz. Müfredatlarımızı finansal teknolojilere yönelik olarak güncellemeler yapıyoruz. Güncel dersler koyuyoruz. Hem lisansta hem lisans üstünde. Ve bugün ben sadece soru sorup sizlerin neler yaptığını, neler önerdiğini ve finansal teknoloji adına ve fintechler adına bir takım sorularla bilgilerinizi burada aktarmanız konusunda desteğinizi rica edeceğim. Tarık Bey ile başlayalım. Tarık Bey de bizim geçmişte garanti ödeme sistemlerinde beraber çalıştığımız bir dönem de var. Çok uzun sürmedi ama ben daha sonrasında akademik kariyerle devam ettim.
Evet, PayTurkey kim, neler yapar? Çok duyuyoruz son zamanlarda. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle 18 Mart gibi anlamlı bir günde burada olmak, sizlerle birlikte olmak benim için onur. Davetiniz için teşekkür ederim tekrar. PayTR 6493 sayılı kanun kapsamında lisanslı bir ödeme kuruluşu. Baktığımız zaman aslında 11 yıllık sektörün en eski ödeme kuruluşlarından bir tanesi diyebiliriz. 11 yıl önce sevgili Yiğit Cengiz bir girişimci tarafından kurulmuş. Sonrasında da lisanslanma sürecinde 6493 sayılı kanunun yani PSD1 diye ödeme sistemleri direktifi bir adı altında Türkiye'ye gelen kanunla beraber 2013 yılında çıkan bir kanun bu arada. 2016 yılında da ilk lisans alanlardan bir tanesi olmuş. Ve şu anda da 11 yıldır bugün itibariyle 60 personelle İzmir merkezli ama İstanbul'dan da aynı şekilde faaliyet sürdürdüğü bir yapıda hizmet sunuyor. Yapmış olduğumuz şey aslında biraz finansal teknoloji. Evet eski bir bankacıyız dediğiniz gibi. Ama bankacılık artık biraz daha böyle finansal teknoloji tarafına doğru evriliyor. Bu tek Türkiye'de geçerli bir şey değil. Dünyada da aynı şekilde. Bazı yerlerde dijital bankacılık adı altında Singapur'da örneğin ya da işte N26 ya da İngiltere gibi ülkelerde dijital bankacılık adı altında devam ederken birçok yerde de finansal teknoloji şirketleri adı altında faaliyet sürdürülüyor. Paytr bugün itibariyle 40 binin üzerinde üye iş yerine sadece POS hizmeti sunan, yani sanal POS hizmeti sunan bir yapıda faaliyet gösteriyor. Baktığımız zaman 11 yıllık bir serüvenin içerisinde dediğiniz gibi bugün artık herkes Paytr'ı konuşuyor. Amacımız da zaten buydu. Dolayısıyla ilk fazı gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki daha bunun ikinci, üçüncü fazları şeyler var, planlarımız var. Yapmak istediğimiz şey şu aslında. İnsanların hayatını kolaylaştırmak. İnsanlar kısmını açmak gerekirse bir tüketiciler yani alışveriş yapanlar, diğer taraf satıcılar. Dolayısıyla her iki tarafın da hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri sunarsanız aslında bu işin paradan daha önemli olan kısmı haz alma kısmı ya da hikaye yazma kısmını başarmış oluyorsunuz. Bizim bütün gayemiz, amacımız bu. Şu ana kadarki süreçte yapmış olduğumuz şey de bu aslında. Ama şu ana kadar geldiğimiz kısım ve bizim biraz daha böyle üye işleri diye tabir ettiğimiz ticarethanelere dokunduğumuz kısımdı. Yavaş yavaş artık biraz daha tüketicilere de dokunmaya başlıyoruz. Bu da eşittir. Aslında elektronik para kuruluş lisansı. Bununla ilgili başvurumuz şu an Merkez Bankası'nda. Çok yakın bir zamanda umarım lisansı aldıktan sonra tüketicilerin de hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Tabii ki yurt dışı açılım hamleleri olacak. Açık bankacılıkla ilgili şeyler, mevzuat yayınlandı. Orası daha çok heyecan veriyor. Dolayısıyla oraya yönelik de şeylerimiz de olacak. Planlarımız, programlarımız olacak. Günün sonunda yapmak istediğimiz şey finansal okuryazarlığı destekleyecek şekilde insanların bu ekosisteme kolay bir şekilde girmelerini ve bu ekosistemde PayTR vasıtasıyla bütün finansal ihtiyaçlarını karşılamalarını amaçlıyoruz. Genel hatlarıyla bu şekilde İzmir merkezli izledim. Herhalde sektörde de baktığımız zaman kadın çalışan oranı en yüksek ödeme kuruluşlarından bir tanesiyiz. Bununla da açıkçası biraz gurur duyuyoruz. Harika, çok teşekkür ederiz. Zaten finans sektörü, hani ben her zaman öğrencilerimize söylüyorum, verilerde de bu böyle. Hani kadınların gerçekten o hem o teknik bilgi hem de iletişim yetenekleriyle çok rahat bir şekilde yükselebildikleri bir alan. Hani bankalarda %50'yi geçmiş durumda kadın çalışan sayısı, özellikle lisans ve lisans üstü mezun kadın çalışan sayısı %53, yani yukarıya doğru ele geçiriyoruz ufak ufak diyelim. Ve İskender Bey'e dönelim. İskender Bey, hoş geldiniz tekrar. Robo Hoş bulduk. danışmanlığı özellikle ben sizinle öğrendim. Infina yazılımla öğrendim. Benim için çok ilgi çekici. Başka neler yapıyorsunuz Infina yazılımda? Başka ne tip hizmetler sunuyorsunuz? Bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle herkese merhaba. Sizlerin de vurguladığı gibi 18 Mart Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal ve tüm silah arkadaşlarına rahmetle yad ediyoruz.
böyle özel bir günde bu değerli etkinliğe davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Infine yazılımdan kısaca bahsedeyim. 1995'ten beri finans sektöründe Infine yazılım 25-26. yılını kutluyor hatta bu sene. Finans sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlayan köklü bir finansal teknoloji şirketi. Yaklaşık 65 kişilik bir kadrosu var. Bizde de kadın çalışanlarımız oldukça fazla. Bu kadronun dörtte biri benim gibi sektörde aktif görev yapmış kişilerden oluşuyor. Yani işin mutfağından geliyor ve dolayısıyla hizmet verdiği kurumlarla da aynı dili konuşuyor. Kimlere hizmet veriyor Infine Yazılım? Ağırlıklı olarak borsa aracı kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri, emeklilik şirketleri ve bunların kurucusu olduğu yatırım fonları ve bu ekosistemin diğer bir unsuru olan portföy saklama kuruluşlarının işte tüm operasyon, muhasebe, raporlama, emir iletimi, veri analizi, e-hizmetler süreçleri gibi başlıklarda çözümler üretiyor. Sektörde de oldukça güçlü konumda. Şöyle bir örnekle açıklayayım bunu. Şu an sektörde 1000'e yakın yatırım fonu var biliyorsunuz. Bunların yaklaşık %75'inin bütün gün sonu değerlemeleri, bütün fiyat hesaplamaları Infine Yazılım çözümleri üzerinde gerçekleşiyor. Diğer taraftan Infine sürekli yatırım yapıyor ve büyüyor. Malatya Teknokent'te bir ofisi bulunuyor. Orada da istihdam sağlıyor. Infine Yazılım aynı zamanda yerinde ARGE merkezi. Bu merkezde özellikle sizin az önce vurguladığınız gibi finansta yapay zeka kullanımı konusunda önemli ARGE çalışmaları yapıyor. Hem TÜBİTAK tarafında hem EUROKA tarafında çeşitli projeleri hayata geçmiş durumda. Yazılım geliştirme süreçlerinde modüler mimari yaklaşımını benimsiyor. Ki bu günümüzün en önemli başlıklarından bir tanesi. Infine Yazılım bu yatırımı yaklaşık 10 sene evvel yaptı ve şu anda bütün ürünlerinde de bunu yansıtıyor. Şunu söyleyebilirim, bu 25 yıllık süreçte Infine Yazılım'ın 75'ten fazla mutlu müşterisi var. Bunların hepsinde de yaklaşık 350'den fazla uygulaması bulunuyor bu modüler mimari yaklaşımıyla. Az önce Tarık Bey de vurguladı, yurt dışı hakikaten önemli bir unsur bizim için de. Infine yurt dışına da yazılım ihracı konusunda önemli misyon edinmiş durumda. Londra'da bir Infine UK Limited diye bir şirket var. Orada Türk mühendisler tarafından geliştirilen bütün bu teknolojiler yurt dışına açılıyor. Hatta orada ilk satışımızı da geçen sene gerçekleştirdik. Bunda da gurur duyuyoruz. Bunu da arttıracağız. Burada tabii EMEA ve CIS bölgelerinde de çeşitli çalışmalarımız var. İnşallah bu sene içinde bunları da böyle gururla paylaşıyor olacağız. Yani özetle sermaye piyasalarının hem gelişimine hem de dünyaya açılmasında önemli bir role sahip diyebilirim Infine Yazılım. Kısaca böyle özetleyeyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir şöyle bir giriş yapalım istiyorum. Şöyle bir genel bir konuya. Ve sırasıyla hem Tarık Bey'den hem de İskender Bey'den aslında finansal teknolojilerin gelişimiyle ilgili ve özellikle hani Türkiye'de ne şekilde gelişiyor? Bunlarla ilgili bizimle düşüncelerini paylaşabilirler mi? Tarık Bey sizinle devam edebilir miyiz? Tabii ki. Yani finansal teknoloji tüm dünyanın şu anda üzerine çok yoğun oldu. Hatta bu pandeminin de olumlu etkilediği bir sektör. Dolayısıyla hem startupların ilgi odağı hem de yatırımcıların ilgi odağı. Baktığımız zaman Türkiye'deki finansal teknoloji sektörünün önünde potansiyel var ama gidecek daha da yol var gibi gözüküyor. Bunu neye göre söylüyorum? Şimdi karşılaştırma yaptığımız ülkelere göre söylüyorum. Bugün Türkiye'de baktığımız zaman biz işte bir Süper Lig var. Burada İngiltere var, Almanya var, Fransa gibi ülkeler var. MEA bölgesinde İsrail var. Ama Türkiye baktığım zaman Avrupa bölgesinde birinci ligde, yani Süper Lig'de değiliz. Kimlerle aynı ligdeyiz? İşte Danimarka ile, Estonya ile, bu tür ülkelerle aynı ligdeyiz. Neye dayanarak söylüyorum? 2020 verilerine dayanarak söylüyorum. Bu konuda sevgili Startup Watch, Çarkan'ın bir şeyi var, araştırması var. Onlar bize bunu gösteriyor açıkçası. İşte geçen yıla baktığımız zaman 139 milyon dolarlık bir fintech yatırımı olmuş Türkiye'ye. 165 tane startup'a yatırım yapılmış. Şimdi önceki yıllarla karşılaştırdığımız zaman 2019'da bu 106 milyon dolarmış ve 114'müş. 2018'de 74 milyon dolarmış 119 yatırımla. 2020 rakamları aslında bir rekor kırdığımız ve gurur duyduğumuz rakamlar ama şimdi benchmark'ı yaptığımız zaman kimle yapacağız? İngiltere'yle yapacağız. İşte İngiltere'ye bakıyoruz. İşte geçen yıl 1898 tane deal yapılmış. İşte bunun toplam tutarı 13.6 milyar dolarmış. Bizde 139 milyon dolar.
Fransa'ya bakıyoruz. 5.3 milyar dolar yatırım yapılmış. 478 tane de şey var, yatırım var. Almanya'da 590 yatırım var. 5.1 milyar dolar. İşte İsrail diyoruz. Aslında startupların cenneti. Yani en çok startup'ın olduğu yer Amerika'dan sonra, San Francisco'dan sonra. Orada da 414 tane yatırım olduğunu ve bunların da 4.2 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gidilecek çok yer var ve biz finansal teknoloji şirketlerinin potansiyelini yeni yeni kavruyoruz. Biraz bu geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu paket de aslında bunun sinyalini verdi. Dolayısıyla potansiyel var. O potansiyeli öne çıkarmak için herkes elini taşın altına koymaya başlıyor gibi gözüküyor. Bu da belki bizim önümüzdeki yıllarda Süper Lig'e çıkma sevdamızı alevlendirir diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan da şeye bakıyoruz. Türkiye'de ne kadar şey var, startup var. Bunlar yani finansal teknoloji şirketlerinin hangileri hangi kategorilere alıyor? Bir de onlara bakalım dilerseniz. 441 tane şey var. Fintech girişimi var Türkiye'de. Yine startup borç verilerine göre. Bunun 140 tanesi ödemeler alanında. Yani bizim de içinde bulunduğumuz alanda. 56 tanesi son dönemin oldukça rağbet gören şeyi, sektörü, kripto para ve blockchain. 48 tane de bankacılık üzerine. Dolayısıyla ekosistem bu şekilde. 139 milyon dolar bir yatırım şey var. 2020 için yatırım var ve 165 tane startupta yatırım almış. Peki hani nereye gideceğiz? Önümüzdeki güzel örnekler yok mu? Var. Hepimiz Peak Games'i biliyoruz. 1.8 milyar dolar bir yatırım aldı. Gururumuz oldu. Ve Türkiye'deki ilk unicorn oldu. Zynga bunu çok iyi bir rakama satın aldı. Getir'i hepimiz biliyoruz. Şimdi İngiltere'ye açıldılar. Duyuyoruz Fransa'ya ve Almanya'ya, Berlin'e hani girecekler muhtemelen. Dolayısıyla Getir de bir artık startuptan çıktı ve unicorn olma tarafına doğru gidiyor. Bizim kategorimizde 2020 yılında işte PayGuru'nun bir T-Mobile tarafına satın alınması var. Mediterranean'ın PayCorp satın alması var. Dolayısıyla örnekler geliyor. Ben 2021 yılında biraz daha buranın hareketleneceğini düşünüyorum. Ama burada bir şeyimiz var. Hani yapılması gereken bir nokta daha var. Bizim kaybettiğimiz kısım burası aslında biraz da. Yatırımcıların ilk hani baktıkları şeylerden bir tanesi de faiz oranı. Türkiye'deki faizler biraz yüksek. Dolayısıyla yatırımda hep IRR diye tabir ettiğimiz o hani yatırdıkları paranın o faizin üzerinde olmasını beklerler. Bence çok bu engellerden bir tanesi burası. Burayı eğer faizler düşerse biraz daha böyle sanki Türkiye biraz daha böyle cazibe merkezi olmaya başlayacak. Diğer taraftan bu finansal derecelendirme kuruluşlarının raporları da yavaş yavaş olumlu gelmeye başladı gibi gözüküyor. Mesela dün bir tanesi büyüme rakamını, beklentisini artırmış Türkiye için. Bu güzel bir şey. Bunları hepsini yan yana koyduğunuz zaman aslında 2021'de bence o 2020'deki rekoru daha da büyük bir rekorla kıracağımızı düşünüyorum. Blockchain tarafı ve kripto para tarafı biraz daha böyle sanki öne çıkacak gibi gözüküyor. Orası biraz böyle şey hani soru işareti ama o punto kimi zaman azalıyor, kimi zaman şey yapıyor, yükseliyor. Burası böyle devam edecek. Ama finansal teknoloji tarafındaki ödemeler ve bankacılık, açık bankacılıkla beraber bence daha hakim bir kısma yönelecek gibi gözüküyor fintech alanında. Çok teşekkür ediyorum Tarık Bey. İskender Bey, size dönelim. Sizler neler düşünüyorsunuz finansal teknolojilerin ve fintechlerin Türkiye'de gelişimi üzerine ve beklentilerinizi alabilir miyim? Şöyle aslında Tarık Bey biraz da hani güncel rakamları verdi. Benim acayip hoşuma gitti. Ben biraz da tamamlayıcısı olarak fintechlerin bu rakamlara ulaşmasının altında yatan felsefeye biraz daha odaklanmak istiyorum. Biraz böyle bir isterseniz çok ufak bir zamanda yolculuk yapalım. Şimdi toplumsal gelişime baktığımızda işte toplum 1.0, işte avcı toplum, tarım toplumu, endüstriyel toplum, en son artık bilgi toplumuna ulaştık. En son yakın zamanda da toplum 5.0'ı tanımladık, akıllı toplum. Burada da teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı felsefesiyle açıklıyoruz. Diğer taraftan endüstri 4.0 konuşuyoruz. Yani özellikle 18. yüzyılda mekanik üretim testlerinin kullanıma başlamasından görece çok kısa bir süre sonra İnternetin yaygınlaşması, potansiyelin anlaşılmasıyla birlikte işte otonom makineleri deneyimliyoruz. Karanlık fabrikalar, birbirleriyle iletişime geçen nesneler, artırılmış gerçeklik, yapay zeka uygulamaları günden güne hayatımızın içine giriyor. Peki yani fintech tarafı da, finans tarafı da aynı hızla dönüşüyor.
7. yüzyılda para icat edilmesinden sonra en önemli gelişim işte 13. yüzyılda ilk evrensel etkin banka kurulması. Sonra 1950'lerde tohumları atılan ve 70'lerde haberleşme amaçlı olarak kullanılan fakat 90'ların ortalarında da potansiyeli günden güne artarak keşfedilen internetin yaygınlaşmasıyla finansal süreçlerde hızlı dönüşmeye başladı. Bankacılık işlemleri internete taşındı. Ben 98'de sektöre girdiğimde o dönemde aracı kurumlar da internetin potansiyelini keşfetmeye başlamışlardı. O dönemki adıyla İstanbul Mevcut Kıymetler Borsası'nda işte işlem gerçekleşmeleri de yavaş yavaş sanal ortamlara taşımaya başladı. Ama bugün endüstri ve toplumda adlandırdığımız gibi finans 4.0 yaşıyoruz. Bugün fintechlerin yükselişini ve merkeziyetsiz finansı konuşuyoruz artık. Peki Tarık Bey'in az önce söylediği rakamlara nasıl ulaştığı fintechler, nasıl yükseliyorlar? Bir kere çevikler. Tasarım odaklı düşünüyorlar. Kullanıcı deneyimine odaklılar. Kişiselleştirilmiş çözümler üretiyorlar. Yenilikçi ürünler ve hizmetler sunuyorlar. Diğer taraftan rekabetçi fiyat avantajları var ve geniş kitlelere erişebiliyorlar. Yeni teknolojilere adapte oluyorlar ve hatta bu teknolojileri de kendileri üretiyorlar. Finansal sistemde yüzyıllardır bankaların ve diğer büyük kurumların hegemonyasından sıyrılıp çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyorlar. PTR de bunun güzel örneklerinden bir tanesi aslında. Diğer kurumlara baktığımızda örneğin bankalara yapılar öyle büyük ki isteseler de fintechler kadar çevik olamıyorlar. Rekabetin getirdiği muhafazakar bakış ve içerideki hiyerarşik yapıları gereği de işte inovatif fikirleri hayata geçirmek noktasında fintechlere göre daha hantallar diyebiliriz. Fakat bu da yakın zamanda dönüşüme uğradı. Fintechler yükseliyor evet ama genele baktığımızda bu çok kolay olmuyor. Yani talebin doğru analiz etseniz doğru insan kaynağına ulaşamayabiliyorsunuz. Sermaye açısından da sancılı süreçler yaşanabiliyor. Bunların hepsi optimum seviye gelse de bu kez regülasyon tarafına takılabiliyorsunuz. Diğer taraftan yeni kurulan yapıların kendini sistemi kabul ettirmesi de önemli bir süreç. Tarık Bey eminim bunu çok deneyimlemiştir. Bankalar bu durumda ne yaptı peki bu dönüşümde? Doğru bir stratejiyle fintechlerle rekabet etmek yerine artık rekaberlik üzerine çalışıyorlar. Bill Gates'in 90'larda söylediği çok güzel bir söz var. Bankacılık gerekli ama bankalar değil diye. Geçen hafta işte dijital bankacılık lisansını az önce Tarık Bey söylediği gibi açıkladı Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla iş oraya doğru evriliyor. O dönem değeri anlaşılmayan bu söz günümüzde bankaların fintech işbirliklerinde en önemli motivasyonlarından biri bence şu anda. Şu anda bu iki yapı Ying ve Yang gibi hatta birbirini tanımlıyor diyebilirim. Bankalar kendisinde olanı fintechlere verip onlarda olanı kendilerine ekliyorlar. Son dönemde bunu çok sayıda örneğini görüyorsunuz. Bankalar işte inovasyon merkezi, kuluçka merkezi gibi yapılar kuruyor. Diğer taraftan nitelikli yatırımcıların desteğiyle girişim sermayesi fonlarını artık finansal teknolojiler üzerine konumlandırıyorlar. Bu da çok önemli. Geçtiğimiz sene büyük bankaların kurucusu olduğu Port Ventim şirketleri çeşitli fintechlere çok değerli yatırımlar yaptılar. Yine Startup Watch'ta bununla ilgili birçok istatistik veri var. Güzel bir noktadayız. Tabii diğer taraftan da tech finler geliyor. Bugün büyük teknoloji şirketlerinde bankacılık işlemlerine talipler. Bu Bill Gates'in sözünü nazire yaparcasına çalışıyorlar. Tabii bu süreçten karlı çıkana baktığında elbette ki son kullanıcı yani bizleriz. Şu an global anlamda finansal teknoloji ekosistemine baktığımızda işte ödeme sistemleri, kişisel finans yönetimi, risk yönetimi, portföy yönetimi, bireyler arası borçlanma, kitlesel fonlama, regtech, sigortech alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Ülkemizde de regülasyonun belirlediği alanlar çerçevesinde bu başlıkların çoğunu içine alan bir ekosistem bulunuyor. Yakın zamanda işte açık bankacılık konusunda atılan önemli adımlar burada bir hareketlilik oluşturuldu. Tabii burada pandemiye de ayrı parantez açmak gerekiyor. Pandeminin bir dinamo etkisi oldu, hızlandırıcı bir etkisi oldu bu noktada. Dolayısıyla finans daha hızlı dijitalleşti. Ülkemiz için bence mihenk taşı sayılabilecek önemli bir adım video görüşme ile uzaktan müşteri edinimi. İşte en son bir iki hafta önce Masak tarafından 1 Mayıs'tan itibaren kullanılabileceği şeklinde resmi gazetede yayınlandı. Geçtiğimiz hafta dijital bankacılık lisansı konusunu artık hani konuşmaya başladık daha güçlü. Bunların hepsi hayaldi, artık bunları somut olarak konuşuyoruz. Dolayısıyla bu gelişmeyle fintechler ve finansal kurumlar açısından çok önemli başka gelişmeler için dalga etkisi yaratacaktır diye sonlandırayım konuşmamı. Teşekkür ederim. Böyle kendiliğinden hani ben biraz daha sonra soracaksın. Hani de mevzuata doğru bir geçiş oldu. Açıkçası ben bir de kendi görüşümü de burada, kendi görüşlerimi de iletmek istiyorum.
Özellikle bazı mevzuatın hani hızlı bir şekilde takip ettiğini görüyorum. Artı eğer finans alanında yeni ürün, inovasyon, finansal teknoloji ise eğer konu, hani engelleme değil, destekleme ve hızlı bir şekilde de çalışmaları yapma gibi geliyor bana. Hatta henüz böyle mevzuatlar çıkmadan, örneğin Sermaye Piyasaları Birliği'nde toplantılar yapılıyor. Şirketler gelip hani böyle bir ürün var, örneğin kitlesel fonlamanın ilk toplantısına girmiştim ben. Henüz mevzuat yoktu. Yani hani yasal değildi aslında ama arkadan hemen bunun sinyali veriliyor. Evet, biz bu düzenlemeyi yapacağız. Hani önünüze çıkmıyoruz, beraberiz şeklinde. Ve sık sık da yeni değişiklikler oluyor. Son gelişmelerden Tarık Bey, sizin de paylaşmak istediğiniz konular var mı? Özellikle mevzuata yönelik. Tabii ki. Aslında finansal teknolojiler biraz regtech'lerle, regülasyon teknolojileriyle biraz şey yapıyor böyle hani birbirini takip ediyor. Bu işin doğrusu sizin dediğiniz gibi önce startup çıkar ya da fintech çıkar, regülasyon peşinden gelir. İşte ödemeler sektöründe bizim yaptığımız şey de oydu aslında. Eğer regülasyon başta çıkarsa ve hani kısıtlayıcı, engelleyici olursa zaten o aslında beklenen o hani disruption diye tabir ettiğimiz yıkıcı şeyler olmuyor. Yeni bir şey üretiyorsunuz. Yeni üretmiş olduğunuz bu hizmetin ya da değerin eğer ülkelerin regülasyon anlamında dokunması gereken bir şey ortaya çıkıyorsa orada devreye giriyor. Orada doğru olan şey sizin dediğiniz gibi kural koyucuların oyuncularla bir araya gelip biz nasıl destekleyebiliriz kısmı. Şu anda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu şey de bu. 2013 yılında 64-93 sayılı ödeme ve elektronik para kuruluşları hakkındaki kanun yayınlandı demiştim. Bir yıl sonrasında yönetmelikler ve tebliğler yayınlandı. 2015'te de ilk lisans başvuruları alınmaya başlanmıştı. Geçen sürede 2020 yılının Ocak ayı itibariyle bu görev Türkiye'de Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulumu'ndan verildi. Merkez Bankası'na verildi. Diğer ülkelerde olduğu gibi. Burada artık Merkez Bankası işte Avrupa Birliği direktiflerindeki uygulamaları alıp Türkiye'ye PSD 2'yi getirdi. İşte bunun içerisindeki en büyük kazancımız açık bankacılık. Ama açık bankacılığın öncesinde de mevcut yönetmelik ve tebliğe de bir değişiklik yapmak ihtiyacı doğdu. Onunla ilgili de bir taslaklar yayınlandı. Bütün paydaşlarla paylaşıldı. Şu anda da toplanan görüşler üzerinden yeni yönetmelik ve tebliğle ilgili hani bir şey çıkacak mı diye bekliyoruz. Ama bizim gördüğümüz, deneyimlediğimiz şey tamamen sektörü daha da büyütecek. Daha güvenli bir ortamda finansal teknoloji şirketlerinin, ödeme kuruluşlarının, elektronik para kuruluşlarının faaliyet göstereceği bir durum ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Aslında beklediğimiz şeydi. Bunun en güzel şeylerden bir tanesi de, eksikliklerden bir tanesi de işte ödeme ve elektronik para kuruluşları birliği diye bir birlik yoktu. Biz bunu dernek olarak kurmuştuk. Kısıtlı kalıyordu bazı yetkilerimiz. Şimdi Bankalar Birliği ile eşdeğer pozisyonda bir ödeme ve elektronik para kuruluşları birliği oluşturuldu. Ve bu birlik faaliyete başladı. Birliğin de alt komitelerle beraber yapmış olduğu çalışmalar yine sektörü geliştiriyor ve daha da büyütüyor olacak. Peki neler var şeyin içerisinde diye düşünürseniz mevzuatın içerisinde. Hem 64-93'te var hem de İskender Bey'in bahsetmiş olduğu MASAK 5 nolu tedbirler yönetmeliğinde var. İşte bunların en büyük kazancı uzaktan müşteri doğrulama, Know Your Customer dediğimiz şeyi uzaktan yapabilme. Biz bunu hali hazırda yapabiliyorduk ödeme ve elektronik para kuruluşları olarak. Bankalar yapamıyordu. Şimdi bankalara da bu yetki verildi. Video chat vasıtasıyla da görüntü hareketli resim vasıtasıyla kişiyi siz uzaktan doğrulayabilip tamamen dijital ortamlarda imzalarla o kişiye bir hesap açabileceksiniz, kredi kartı verebileceksiniz gibi şeyler var. Aslında tüketicinin lehine olan gelişmeler var. Bunun dışında yine yönetmelikte, 64-93'ün yönetmeliğinde işte bir pazar yerlerine ilişkin şey var, bir taslak var. Halihazırda biliyorsunuz pazar yerleri yapmış oldukları faaliyet itibariyle ödeme işi yapamıyorlar. Bu biraz 64-93'ün kendinden gelen bir kural. Çünkü kanun net bir şekilde şunu söylüyor. Ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu sadece ödeme ile ilgili işler yapabilir diyor. Yani ben PTR olarak ödeme işlemi dışında farklı bir şey yapamam. Bunu kanun
net bir şekilde çizmiş durumda. Ama kanun aynı şekilde bana şu anda şu yetkiyi de veriyor. İşte kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasının FVG bendi eklendi. Bunlar nedir? İşte bir münhasıran hesap bilgisi paylaşma, diğeri de ödeme emri başlatma. Yani şunu yapıyor, işte kişisel finans diye bahsetmişti İskender Bey. Ben PTR uygulaması üzerinden bütün bankalardaki, bütün sigorta şirketlerindeki, bütün finansal endüstrideki bütün hareketlerimi tek bir uygulama üzerinden görebileceğim. Yani PTR'ın uygulamasının içerisine şeylerimi de koyabileceğim. Bireysel emeklilik şeylerimi de görebileceğim. A bankasındaki, B bankasındaki, C bankasındaki hesaplarımın hareketlerini de görebileceğim. Dolayısıyla bütün finansal erişime ulaşabilmek için tek bir tane uygulamaya ihtiyacım var. Bunun bir de diğer versiyonu ödeme emri başlatma. Şimdi ilk bahsetmiş olduğumuz kısım şeydi, görüntüleme kısmıydı. Siz aynı şekilde PTR uygulaması üzerinden ya da herhangi bir uygulama üzerinden A bankasındaki hesabınızdan B bankasındaki başka bir hesaba para gönderebileceksiniz. Dolayısıyla bu aslında biraz daha tüketicinin öne çıktığı ve işte hem bankaların hem de ödeme ve elektronik para kuruluşlarının rekabet ederek tüketiciyi elinde tuttuğu ve tüketicinin de finansal işlemlere erişimini kolaylaştırdığı ve onun da bu hizmetlere daha düşük, daha uygun maliyette alabilmesini sağlayacak bir yapı oluşmuş oluyor. Bunun örnekleri var. İşte Avrupa Birliği ülkelerinde var. Singapur'da var. Dolayısıyla biz önümüzdeki yıllarda bunu çok rahat görüyor olacağız. Hem bireyseller olarak, tüketiciler olarak hem de işletmeler olarak. Bunun dışında tabii şey var. Hani mevzuat değişikliğinde bizleri etkileyen maddeler var. Ama genel bir yaklaşım olarak PSD2'yi herkes açık bankacılık olarak tanımlıyor. Dolayısıyla buradaki potansiyel çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu yıl, önümüzdeki yıllarda herkes bununla ilişkin hazırlıklarını tamamlayacak ve tüketicilere artık tek bir kanaldan bütün finansal işlemlere, hizmetlere erişiyor olacaklar. Ki PTR'ın da planlarında buraya dokunmak var. Aslında hem bu ödeme sistemleri tarafında hem de robo danışmanlık tarafında ortak nokta açık bankacılık, öyle değil mi? Ortak nokta bu. Burada biraz da İskender Bey'e dönmek istiyorum. Bunun hani biz baştan aslında şu an biraz Tarık Bey bunu ürün özelinde bize anlattı. Hani bizler biliyoruz açık bankacılık kavramının ne olduğunu, ama bir kez daha açık bankacılık kavramının tanımlamasını aslında yaparak sonra bunu bir de robo danışmanlıkla acaba ilişkilendirerek bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Açık bankacılık çok büyük bir hasretle beklediğimiz bir mevzuat yaklaşımıydı. Az önce Tarık Bey'in söylediği gibi özellikle fintechler tarafında, fintechlerin önünü çok büyük oranda açacak ve bankacılık işlemlerini de fintechler üzerinden yürütebileceğiniz bir dünya. Bankalar da bu konuya ilk başta biraz muhafazakar yaklaşsa da artık bütün şeylerini, ürünlerini, işlevlerini, fonksiyonlarının servis dokümanlarını yavaş yavaş paylaşıyorlar. Hatta bu servis dokümanlarını paylaşmak için de ayrıca başka fintechler çıkıyor. Dolayısıyla artık hani az önce söyledim ya, Bill Gates'in söylediği sözü, bankacılık hizmeti artık genele, tabana yayılabiliyor. Bu anlamda az önce Tarık Bey'in vurguladığı o bütün hesap hareketlerini alabiliyor olmak, bunun ötesinde bu ödeme emirlerini de artık fintechler üzerinden tetikleyebilecek konumda oluyor olmak, baktığınız zaman robo danışmanlığın en aktif şekilde kullanılması için çok değerli bir yaklaşım. Çünkü robo danışmanlık için birazdan özetlerim, tasarrufun doğru şekilde yönetilmesiyle ilgili. Diğer taraftan bir hedef odağı belirlediğinizde, yani örnek veriyorum, ben ev almak istiyorum, araba almak istiyorum, evlenmek istiyorum dediğinizde, buna yönelik tasarruflarınızı da işte açık bankacılık kapsamında da yapacağı analizlerle, veri analizleriyle, hatta ve hatta bunun analizinin sonucunda İskender, bak sen şu kadar harcama etmişsin, bu kadar tasarruf ediyorsun ama şu hedefe ulaşman gerekiyor. Gel bakalım biraz daha artık tasarruf et, aylık 100 lira daha ekle, 1000 lira daha ekle. Bunu da doğru yatırım enstrümanlarında değerlendirelim
diyen bir mekanizma. Dolayısıyla açık bankacılık hem ödeme sistemleri tarafında hem robot danışmanlık tarafında ve birçok fintech uygulaması tarafında çok çok önemli bir nokta. Şimdi robot danışmanlık teknolojisinden bahsedelim isterseniz. Robot danışmanlık teknoloji şirketlerinin küçük ve orta büyüklükte tasarruf sahiplerinin varlıklarını yönetmek üzere yola çıktıkları dijital portföy yönetimi altyapısı diyebiliriz. Özellikle 2008 krizinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve sonra giderek yaygınlaşan bir teknoloji bu. 2021 yılında sadece Amerika'da yaklaşık 940 milyar dolar büyüklükten bahsediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Robot danışmanlık uygulamalarında yönetilen varlıkların kullanıcı başına ortalaması da yaklaşık 5000 dolar seviyesinde. 2025 yılında bu teknolojinin yaklaşık 500 milyon kişi tarafından kullanılacağı öngörülüyor. Robot danışmanlık teknolojilerinin arkasında finansal bir model ve bu modeli söz konusu yatırım varlıkları üzerinde makine öğrenmesiyle analiz ederek uygulayan bir yapay zeka yaklaşımı bulunuyor. Diğer taraftan bazı modellerde portföy yöneticisi isterse kendi öngörülerini de bu teknolojinin içine dahil ederek hibrit bir sonuç üretebiliyor. Robot danışmanlığın klasik yönteme göre ayrıştığı en önemli noktalardan biri de yatırımcının risk profiline uygun şekilde kişiselleştirilmiş bir sonuç üretmesi. Yani piyasa verileri ve finansal model aynı kalsa dahi robot danışmanlığı uygulayacak kişinin risk algısına göre tavsiyeler şekillenebiliyor. Diğer taraftan işte az önce bahsettiğim gibi günümüzde hedef odaklı yatırımlar için söz konusu hedef de bu modele dahil edilmeye başlandı. Teknoloji sizin risk profilinize uygun tavsiyeler üretirken ulaşmak istediğiniz hedefe göre de yatırım miktarını arttırmanız için yönlendirmelerde bulunuyor. Bu yönlendirmeleri açık bankacılıkla birleştirdiğinizde yatırımcının para transferi süreçlerini yönetmek de mümkün olabiliyor. Yatırımcının harcama bilgilerini de bu sürece dahil ettiğinizde teknoloji tüm verileri analiz ederek bir finansal danışmana dönüşüyor aslında. Dünyada bu anlattığım modelleri tek tek veya birbiriyle birleştirerek sunan birçok robot danışmanlık bulunuyor. Şimdi robot danışmanlık sürecini yatırımcılara sunulmasında klasik yöntemlerle kıyaslarken iki boyuta indirgeyebiliriz. Birincisi yatırım danışmanlığı fonksiyonu. Özellikle robot danışmanın tavsiyesi yatırımcının onayına sunuluyor. Tıpkı bireysel bir yatırım danışmanı gibi sistem size öneriler sunuyor. Bunu onaylamanız halinde ilgili işlemler gerçekleştiriyor. Onaylamadığınız durumda da daha sonra bunu da analiz etmek üzere önceki tavsiyeleri de kayıt altına alıyor. Yani ilk tavsiyeyi kabul etmediniz diyelim. İkinci tavsiyeyi size sunarken bak ilk tavsiyeyi kabul etseydin yatırımın durumu şu olacaktı diye bunları da artık analiz edebiliyorsunuz. Ayrıca bu kıyaslamaları piyasadaki diğer verilerle de kıyaslayarak tavsiyenin performansını da görebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir yaklaşım. Diğer yöntem ise portföy yönetim fonksiyonu. Burada da tıpkı bireysel portföy yöneticisine varlıklarınızı teslim ettiğiniz gibi robot danışmanlığa teslim ediyorsunuz. Dilerseniz yatırım yapılmasını istemediğiniz varlıkları en başında belirleyebiliyorsunuz. Sistem sizin risk profilinize göre uygun olarak yatırım işlemlerini gerçekleştiriyor. Sizin beklediğiniz getiri veya risk algısına göre de şayet bunda sapma varsa bu işlemi uygun periyotlarla tekrarlıyor, rebalance ediyor. Bu anlattığım iki model için de ülkemizdeki mevzuat uygun durumda. Halihazırda bu teknolojiyi kullanan veya kullanmak için gün sayan kurumlar mevcut. Özellikle bireysel emeklilik sisteminde bu konu çok sıcak bir gündem. Biliyorsunuz BES katılımcıları olarak yılda 6 kere fon değişikliği yapma hakkımız var. Ama kullanıcıların yaklaşık %95'i bu hakkı kullanmıyor ve genelde ilk tercihlerinde kalıyorlar. Mevzuatta yapılan değişiklikle katılımcılar isterse bu fon değişiklik haklarını bireysel emeklilik şirketlerinin anlaşmalı oldukları portföy yönetim şirketlerine aktarabiliyorlar. Portföy yönetim şirketleri açısından da şimdi yüz binlerce katılımcının portföyünü klasik yöntemlerle yönetmek takdir edersiniz mümkün değil. Hele ki bir de kişiye özelleştirilmiş tavsiye üretmek neredeyse imkansız. Dolayısıyla portföy yönetim şirketleri de bu robot danışmanlık teknolojisini bu süreçte aktif olarak kullanıyorlar. Diğer yandan yatırım kuralları SPK tarafından tanımlanmış, sürekli olarak denetime tabi tutulan, yatırım kararları komitelere bağlı olarak alınan yatırım fonları açısından da robot danışmanlık önemli bir yer tutuyor. Bunu da iki açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi, yatırım fonlarının kendisi robot danışmanlık teknolojileriyle yönetmek mümkün. Ülkemizde bunun örnekleri mevcut. İkincisi ise ülkemizin en önemli sermaye piyasaları uygulamalarından biri olan TEFAS platformunda yatırım fonlarının robot danışmanlık teknolojisi sayesinde yatırımcıların risk profiline uygun olarak sunulması. Özellikle aracı komisyon giderlerini giderek azaldığı günümüzde aracı kurum ve bankalar bu TEFAS'taki potansiyelinde farkına vardılar son dönemde. Şu anda siz
yatırımcı olarak tüm fonlarını dilediğiniz kurumdan alabiliyorsunuz. İşlem yaptığınız banka veya aracı kurum fonun kurucusundan belli bir oranda fon yönetim ücreti alıyor. Dolayısıyla fon kurmadan veya yönetmeden sadece müşterilerinize bu hizmeti sunarak bu işten gelir elde etmeniz mümkün. Aracı kurumların bireysel portföy yönetimi yetkisi sayesinde bu hizmeti sunarken bankalardan farklılaşarak bu sürece robo danışmanlık teknolojisini dahil etmekse hem yatırımcı açısından hem de aracı kurum açısından avantajlı hale geliyor. Sizle de sohbet etmiştik Ayben Hanım, hatırlarsınız. Infine yazılımında burada bir spin-off'u var. Öneriver robo danışmanlık bu teknolojinin tamamını sunuyor. Bu aktardığım tüm yöntemlerin hepsini uygulayan bu Öneriver hem banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, emeklilik şirketleriyle birlikte çalışıyor. Öneriver'in teknolojisini kullanan kurumlar da yatırımcılarına işte bu yeni müşteri deneyimini sunarak verimliliklerini arttırıyorlar. Son olarak kısaca şeyden de bahsetmek isterim. Bir ARGE merkezimiz var demiştim. Bu ARGE çalışmalarının sonucu olarak yakın zamanda bir de Fon Kolay isimli bir hizmet başladı. Bu hizmet sayesinde Fon Kolay'ı kullanan kurumlarda işte 3 adımda kişiselleştirilmiş yatırım fonu tavsiyesi alabiliyorlar. İlgili kurumun kendi araştırma biriminin ürettiği bu fon sepeti modelleri varsa direkt onu uygulayabiliyorsunuz. Bunun haricinde risk profilinizi seçtikten sonra işte Fon Kolay uygulaması size sektördeki tüm yatırım fonları içinden en uygun olanları listeliyor. Yatırım danışmanınız aracılığıyla fonların yüzdesel ağırlıklarını çok basit şekilde belirleyebiliyorsunuz. Seçimlerinizi kaydediyor. Önceki önerilerle kıyaslama yapıyor. Bütün bu önerilerin performanslarını da diğer sermaye piyasası araçlarıyla kıyaslayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu Öneriver'in yaptığı gibi bu yatırımı kolaylaştıran hizmetler sayesinde sermaye piyasalarının çok daha hızlı ve verimli bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum. Böyle özetlemiş olayım. Teşekkür ederiz. Çok detaylı anlattınız. Ben şimdi farklı bir soruyla gireceğim Tarık Bey. Biraz da böyle Tarık Bey de çok farklı Ayben Hanım, alanlarda. Çok özür dileyerek. Buyurun. Çok özür dileyerek İskender Bey'e bir soru sormak isterim. Siz mi? Evet. Soru ben sorayım. Buyurun. Oldukça heyecanla şey yaptım böyle. Tarık. Notlar da aldım. Güzel bir şey fintech şeyi bu arada. Hani potansiyeli var orada. Şeyi nasıl önleyeceksiniz onu merak ediyorum açıkçası. Şimdi robot danışmanlığın sonuçta bir kodlarla bir şeylere işte artırılmış gerçeklikle ya da yapay zekayla tüketicilere hani bir yatırım danışmanlığı vereceksiniz. Doğru. Ama bu yatırım tavsiyesi olmayacak. Yani SPK anlamında. Şöyle, bu hizmeti Öneriver bizzat kendi veremiyor maalesef. Mevzuat şu an buna uygun değil. Yani B2C'ye inemiyoruz. Şu anda banka, aracı kurum, emeklilik şirketleri üzerinden veriyoruz ama SPK tarafında da aslında bu işin B2C'ye inmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar var. Sizler de biliyorsunuz. Sandbox yaklaşımıyla artık bu fintechleri bir alalım, bir evet, analiz edelim. Burada ondan sonra bu işleri B2C'ye indirelim diye. Ama orayı da yakından takip ediyoruz. Biz hem Infine yazılım olarak hem Öneriver olarak sizlerin yaptığı gibi mevzuat tarafında da kendi görüşlerimizi aktarıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi birlik üzerinden veya bizzat dinliyorlar. Bu anlamda dediğiniz doğru, şu anda direkt müşteriye bu hizmeti veremiyor. Ama aracı kurum, banka, portföy yönetim şirketi, emeklilik şirketi üzerinden bu ürünleri kullanabiliyor kullanıcılar. Güzel katma değerli servis bu arada. Hani şey iyiymiş. Ya, bakacağım açıkçası. Tamam, teşekkürler. Harika. Şimdi ben sizi başka bir konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum ya da en azından daha doğrusu bilgilerinizi aktarmanızı bekliyorum. Bu işin, şimdi siz bilgilerinizi açık bankacılık sisteminde bütün farklı finans kurumlarındaki bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Bunun güvenlikle ilgili bir sıkıntısı var mı? İşin böyle ya da hem ilgili müşteriler tarafında var mı? Hem de böyle bir teknoloji dışarıdan da bir takım sahtekarlıklarla örneğin karşı karşıya kaldığında hani o bütün o sistemin güvenliğiyle ilgili, tabii elbette finansal teknolojiler gelişiyor, güvenlikle ilgili de mekanizmalar gelişiyor ama bu konuda bizimle paylaşmak istedikleriniz var mı? Tabii ki. Yani her şey yeni düşünce, girişim tabii ki risk endişesini de beraberinde getiriyor. Şimdi açık bankacılık dediğim zaman herkes böyle evet ya buradaki risk ne olacak diye düşünüyordur. Normal bunu düşünmeleri. Bir hani öncelikle açık rıza alınarak açık bankacılığa giriliyor. Dolayısıyla bir tüketicinin şeyi var. Hani bununla ilişkin bir vermiş olduğu bir onay var. İki, şimdi açık bankacılıkla ilgili az önce şey yapmıştım. Konuşmamda şey bahsetmiştim. Bir yönetmelikten bahsetmiştim. Bir de tebliğ kısım var. Tebliğ biraz daha böyle hani
tam da sizin sorunuzun cevabına açıklar nitelikte. Tebliğde bu bankaların bilgi güvenliği sistemlerine dair hani şeyler var, bir takım yeni kurallar var. Dolayısıyla bir yandan açık bankacılığı teşvik ederken kural koyucu bir yandan da oluşabilecek riskleri görmüş ve oraya bir şey getirmiş, standart getirmiş, güvenlik standartları getirmiş. Dolayısıyla şu anki mevcut yapıda nasıl bankalardaki sistem güvenli bir şekilde işliyorsa açık bankacılıkla ilgili kısımda da benzer kurallar var. Hem bizler için var hem bankalar için var. Ki ikisi de eşittir ödeme hizmet sağlayıcısı olarak tanımlanmış. Dolayısıyla o standartlara uymadan siz bu sisteme dahil olamıyorsunuz. O standartlara uymanız da aslında bugünkü bankacılıkla tamamen aynı seviyede. Dolayısıyla burada bir risk endişesi, güvenlik endişesi bana göre çok oldukça düşük seviyede. Keza bu bilgi sistemlerinin tebliğini destekleyici şeyler de var. İşte örneğin kredi kartı verisinin güvenliği ile ilgili PCI-DSS diye bir Visa Mastercard'ın standartı var. Zaten bu bunun içerisinde. İşte ISO standartları bunun içerisinde. Bunun yanına kural koyucu şunu da koymuş. Olası herhangi bir tespit edilemeyen şey varsa, hani bir risk oluşabilirse diye hem bizlerde hem de bankacılık sektöründe üç tane şey var. Ayrı dinamik var. Bunlardan bir tanesi risk yönetimi. Tamamen bankaların yönetim kuruluna rapor eden ve icrai görevi olmayan yapılar. Yanında bir iç kontrol ve iç denetim var. Yine aynı şekilde. Ve şimdi yeni yönetmekle beraber bir de MASAK uyum görevlisi, uyum programı var. Dolayısıyla bu üç dinamik birbirinden bağımsız olarak icrai görevi olmadan kontrol noktalarını, risk analizlerini de yapıyor. Ve olası herhangi bir iç fraudun oluşmasını da engelliyor. Zaten bizlerin kullanmış olduğu yapıların içerisinde işte suistimal önlemeyi tespit eden, önleyen şeyler var, tool'lar var. Ve bunları takip eden 7-24 çalışan ekipler de var. Ve bu ekipleri kontrol eden de iç kontrol var. Ürüne yönelik analiz yapan risk analizi var. Kötü niyetli bir illegal bir şey tespit edilirse bilinmeden uyum görevlisi var. Dolayısıyla bu yapıların hepsi yine aynı noktaya geleceğim. Bugünkü bankacılık yapısından bir farklı şey yok, bir farkı yok. Tamamen dinamikler aynı. Güvenlik endişeleri görülmüş ve ona göre şeyler konulmuş, yeni yapılar konulmuş. Bu açıdan benim için bir tüketici olarak burada bir risk yok. Zaten bu 6493'ün tebliğ ve yönetmeliği, MASAK'ın aynı şekilde tedbirler yönetmeliği değişikliği 2021'i bir yandan da hem bizler için hem de bankalar için bir uyum yılı olarak ilan etti. Dolayısıyla bizim 64-93 anlamında bu muhtemelen bir yıllık bir süremiz olacak. MASAK anlamında Haziran ayına kadar bir süremiz var. Biz bu yapıyı henüz tüketicilere sunmadan o uyumla ilgili kısımları da kabul etmiş olacağız. Dolayısıyla burada bir risk açıkçası ben görmüyorum. Teşekkür ediyorum. Size çok güzel bir sorum var ama şimdi araya bir İskender Bey'e bir soru soracağım ondan sonra. Aslında tamam. İskender Bey biraz bahsetti bu dijital aracı kurumlardan bahsetti. Bu konuda öncesinde de sizinle görüşmüştük. Acaba eksik kalan noktalar var mı bugün bizimle paylaşmak istediğiniz? Şöyle, dijital aracı kurumun bence başladığı nokta biraz da bu video görüşme ile uzaktan müşteri edinimi. Sizin için uygunsa isterseniz oradan bir kısa bahsedeyim. Az önce Tarık Bey. Evet, bunu da yine arada giriş... hani çok kısaca yaptı. Geçirdiniz ama biraz daha hani öyle bir değindik kaldı. Daha da merak uyandırıyor tabii böyle kavramları evet, duyunca. Doğru, doğru. Ben izninizle oradan başlayayım. Ben sermaye piyasalarındaki 23. yılımı kutluyorum. Sektöre başladıktan bir süre sonra operasyonel süreçte yürütmeye başladım. Yani müşterilerin her sayfasını imza attığı uzun sözleşmelerdeki verileri sisteme tek tek giriyordum. İlk başladığım da bu işleri yapıyordum. Eskiye göre şu anda daha kolay olsa da bu çok riskli bir süreç. Yani kullanıcının sisteme gireceği yanlış bir bilgiyle birçok problem çıkabiliyor. Diğer taraftan yatırımcı olarak da onlarca sayfa sözleşme imzalamak, evrakların teslim süreçleri sonrasında hesabın açılmasını beklemek gerçekten hantal bir model. Uzun yıllardan hayalini kurduğumuz bu video görüşmeyle hesap açılışı işte bu pandeminin de etkisiyle hayatımıza nihayet girdi. Avrupa'da uzun yıllardır bu uygulama mevcut. Az önce Tarık Bey N26'yı söyledi mesela. 26'da bu bankalardan bir tanesi. Yani siz Almanya'da örneğin şubeye gitmenize gerek kalmadan sadece müşteri temsilcisiyle yapacağınız görüşmeyle hesap açılışını yapabiliyorsunuz. Mesela bu kapsamda hiç fiziki şubesi olmayan bankalar da mevcut.
İşte Türk girişimcilerin Almanya'da kurduğu ve bu modelle hesap açılışı yapan inşa da bunlardan bir tanesi. Biz hani Infine yazılım tarafında tüm yeni teknolojileri yakından takip ediyoruz. Bu konuyu da uzun süredir henüz yasa tasarısı ortada yokken konuşuyor ve araştırıyorduk. Yasa kanunlaştıktan sonra da bu konuyla ilgili birçok ben de hani bizzat yazı yazdım. Bizi dinleyen arkadaşlar LinkedIn'deki profilimdeki bu yazılara ulaşabilirler. Bu yazılarımda Almanya'daki modelin Türkiye'de uygulanması gerektiğini hep vurgulamıştım ben de. Nitekim BDDK tarafından yayınlanan taslak tebliğde de buna çok yakın bir model gördük. Yani kişinin biyometrik verileri çeşitli canlı kontrolleriyle tanımlanıyor. OCR ve NFC teknolojileriyle çipli kimlik kartından bilgiler okunuyor. Ve akabinde müşteri temsilcisiyle görüşme yapılarak fiziki olarak yüz yüze gelmeden kimlik doğrulaması yapılabiliyor. Şimdi bu noktada ülkemizde bu ihtiyacı kısmen karşılayan çeşitli fintechlerle iletişime geçtik biz de o dönemde. Örneğin sadece biyometrik veri doğrulama yöntemlerini yapan bir fintech var. İşte ama mevzuatın öngördüğü video görüşme bu fintechin ürününde bulunmuyor. Veya bunun tam tersi durum söz konusu. Sadece video görüşme teknolojisi var. Şimdi biz bu noktada iki farklı teknolojiyi birleştirerek bir ürün çıkarmanın sağlıklı olmayacağını düşündük Infine olarak. BDDK'nın tebliğ taslağına baktığımızda aslında Almanya'nın BDDK'sı olan BaFin ile uyumlu olduğunu gördük. Biz de tabiri caizse yönümüzü Almanya'ya çevirdik. Almanya'da hali hazırda bu çözümü sunan Identify diye bir firma var. Onlar da Türkiye'de bir ofis kurdular ve Türkiye'de kimlik basit markasıyla Türkiye'ye gelme hazırlığındayken bizim yollarımız kesişti. Onların mevcut ürünlerine biz bu Infina'daki 25 yıllık deneyimi de aktardık ve hani güçleri birleştirdik. Aracı kurumlar özelinde, burada bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bankalar yapıları itibariyle teknoloji tarafında gerçekten çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Kendi teknoloji şirketleri var. Koşarak gidiyorlar tabiri caizse ama aracı kurumlar tarafında maalesef bu o kadar güçlü değil. Dolayısıyla rekabette öne geçmek için artık bu ürünü rafa koymak zorunda kurumlar. Şu andaki akışta yatırımcılar işte aracı kurum internet sitesine veya mobil uygulamasına özet bilgileri girdikten sonra bu SPK'nın zorunlu tuttuğu belli bazı testleri yapıyorlar. Yerindelik testi, uygunluk testi gibi. Sonra bu test sonuçlarına uygun sözleşmeleri de online olarak onayladıktan sonra uygulama üzerinden biyometrik yöntemlerle canlı kontrolleri yapılıyor. Arka planda sistem işte çeşitli masa kontrollerini tamamlıyor. OCR, NFC teknolojileriyle kimlik bilgilerini alıyor. Sonra müşteri temsilcisine bağlanıyor. Mevzuatın gerektirdiği tüm unsurları şu an işte uygulama üzerinde görüşme tamamlandıktan sonra bitiyor ve hesap açılışı gerçekleşiyor. Şöyle bir tespitim var benim. Bu yapının hayata geçmesiyle birlikte özellikle artık kurumlarda hesap açılışı hem çok hızlı olacak hem de çok güvenli hale gelecek. Az önce Tarık Bey buradaki güven unsurunu vurguladı. Bu konforun yaygınlaşmasıyla birlikte yatırımcı belki de bir günde tüm aracı kurumlarda hesap açabilecek hale gelecek. Haliyle rekabette önemli bir unsur haline gelen aracılık komisyonları da yeni müşteri kazanımı veya müşteriyi kaybetmeme noktasında devreye girecek. Fakat yani ben bir süre sonra aracılık komisyonlarının da dengeye geleceğini düşünüyorum. Bu durumda video görüşmeyle başlayan bu dijitalleşme yolculuğunu müşterinin kurumdan aldığı tüm hizmetler için devam ettirmek çok çok önem kazanacak. Müşterinize sunacağınız işte özel analizler, araştırma raporları, işte çeşitli ödeme sistemi entegrasyonları, aracı kurumlar için söylüyorum bunu. Az önce vurguladığım robo danışmanlık, fon kolay gibi yatırımı kolaylaştıran ürünler de sizi rekabette ön plana çıkartacak. Tabii ki bunlar hep söylediğim gibi yatırımcılara ve sermaye piyasalarının gelişimine fayda sağlayacak diye video görüşme konusunu aktarmış olayım. Teşekkür ederiz. Şimdi farklı bir konuya geçmek istiyorum. Tarık Bey'e bir sorum olacak. Tarık Bey, özellikle biliyorsunuz bu pandemiyle beraber, işte dijitalleşmeyle beraber kripto paralara çok yoğun ilgi oldu ya da kripto varlıklara. Bizim gençlerimiz inanılmaz ilgililer. İşte çok uzun vadeli yatırım değil ama işte genelde kısa vadeli böyle hareketleri takip ediyorlar, sorular soruyorlar, yeni çıkan coinleri takip ediyorlar. Hatta bana yeni çıkacak coinlerin projesi önceden gelmeye başladı Türkiye'deki bu projelerinde. Ben temkinli duruyorum tabii böyle konularda. Çok soru soruyorlar. Araştırmalar da yapıyorum. Sonra derken Şubat ayında Mastercard bir açıklama yaptı. Biz dedi ödemelerde belirgin yani belli başlı bir takım özellikleri taşıyan
kripto paralarla ödeme kabul edeceğiz. Mastercard da Mastercard ve Visa, yani dünyadaki iki büyük dev, böyle bir açıklama geldi. PTR takip eder mi Mastercard'ı? Bu konuda böyle hiç konuşuyor musunuz ya da böyle mevzuat bunlara izin veriyor mu? Kripto parayla ödeme yapabilir miyiz sizin uygulamalarınız üzerinden gelecekte? Ne düşünüyorsunuz? Ya, tabii ki buraya yönelik tabii ki istek ve heves var. Ama regülasyonun da koymuş olduğu bir engel var. Dolayısıyla hani regüle olmadan biz regülasyona tabi bir ödeme kuruluşu olarak bunu yapamıyoruz şu anda. Evet, maalesef hani burada risk çok yüksek. Şimdi merkezi olmayan yapı dedik. İskender Bey de buna değindi. Bu tür yapıların getirisi çok yüksek, götürüsü de çok yüksek. Çünkü arkada çalışan bir mekanizma yok. Hani SPK mevzuatındaki gibi düşünün. Hani sonuçta bir arz ve talep var. Hani ne kadar şey dolaşımda olduğu belli. Talep artarsa fiyat artar. Talep düşerse fiyat düşer. Mevcuttaki yapı hep bu şekildedir. Ama buralarda şimdi hiç adını bilmediğimiz işte coin'ler de işte geçen gün tweet attım açıkçası. Çünkü her gittiğimiz yerde şimdi şey var ya, özünde finansçıyız, eski bankacıyız ya. Herkes şey sorar böyle hani. Abi dolar ne olacak? Altın alınır mı? Ya işte neye yatırım yapalım? Şuradan paramız var. Dediğim şey şu abi, ne yapacağım bu parayı? Dokunmayacağım. İşte diyor ki 6 ay boyunca dokunmayacağım. 6 ay sonra şurada şey yapacağım, kullanacağım. Tamam diyorum, yatır dolar ya da altına. Hiçbir şey yok. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki, şimdi berberdeki arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Dün asansörde komşum da aynı şeyi söylüyor. Ne olacak bu Dogecoin dedi. Dedim ki ne yapıyorsun, ne oynuyorsun, ne kadarlık oynuyorsun? Yani gösterdi, ya %55 kazanmış, %55. Diyorum ki neyi bekliyorsun? Sat. Olur mu, daha yükselecek diyor. Neye göre diyorum? Arkasında bir teknik analiz var mı? Öyle deniliyor. Kim diyor diyorum? İşte konuştuğu kişiler söylüyor. Twitter'da takip ettikleri kişiler söylüyor. O zaman diyorum peki hani bana ne soruyorsun? Ne zaman satayım? Sat şimdi diyorum. Ya yükselirse diyor. Peki diyorum, sen daha önce dolarda, altında, borsada herhangi bir şekilde %55 kazandın mı abi? Yok. Niye satmıyorsun? Ya daha yükselirse. Şimdi insanların kolay para kazanma şeyi maalesef hani bu coinlerle ilgili yatırım kısmı tarafıyla ilgili bende çok büyük bir soru işareti var. O para kazanılabilir. Evet, görüyorum. Şey var. Kerem'de de çok güzel para kazanan arkadaşlarım var. Allah bereket versin diyorum. Ama abi bak hani ana paranlık çıkar, koy kenara, kazandığınla oyna, kaybedersen üzülmezsin. Şimdi bu yatırım kısmı, biraz şeyin İskender Bey'in konusuna gelen kısım. Benim tarafıma gelen kısım da şu, ben nihayetinde tüketiciden, tüketicinin elindeki ödeme argümanı neyse almak isterim. Bu Türkiye'deki yapıda kredi kartı, havale, EFT, kapıda ödeme. İşte bunun üzerine bizim katmış olduğumuz şey var. Sonra öde diye bir yapı var. Yani yine alışveriş şimdi yapıyorsun. X gün sonra ödüyorsun. Klarna modeli. Nedeki? Avrupa Birliği'ndeki. Bitcoin, işte Ethereum ya da diğer coinlerle ödeme almayı ben isterim. Neden? Çünkü insanların eğer cebindeki finansal argümanı, finansal araç olarak tabir ediliyor, tanımlanıyor bunlar. Eğer o aracı bir şekilde harcamak istiyorsa benim işim ödeme almak. Dolayısıyla burada bu ödeme alma ihtiyacım, hevesim müşterinin talebi doğrultusunda her zaman olur. Ama bunu güvenli bir şekilde almam lazım. Onun risk analizini yapmam lazım. Gibi gibi şeyler var. Bence Merkez Bankası da, Hazine ve Maliye Bakanlığı da, SPK da bunun zaten gördüğü ve bildiği için çalışmayı orada yürütüyor. Bunu evet hani merkezi finansa aykırı bir yapı ama devlet, Merkez Bankası'nın kontrolünde ve arkasındaki algoritmayı, mekanizmayı kontrol edilebilecek şekilde yürütürse zaten biz önümüzdeki yıllarda şunu göreceğiz. TL coin göreceğiz, US coin göreceğiz, Euro coin göreceğiz. Ve bunların altyapısı blockchain olduğu sürece maliyet inanılmaz düşecek. Ben bu kısma daha çok bakıyorum. Daha hevesliyim. Dolayısıyla da orada bir yeşil ışık geldiği anda mevzuatın izin verdiği şekilde PTR'ın ödeme sayfasına geldiği zaman kripto parayla öde diye kısmı koymayı memnuniyetle çok isterim. Peki, mevzuatı bekliyoruz.
Ben yine hani bu konuyla ilgili bilmiyorum, İskender Bey'in de eklemek istedikleri olur mu? Bir de şey var mesela, geçen haftalarda bir borsa yatırım fonu, yani içerisinde kripto para olan bir borsa yatırım fonu için SEC'e başvurdular Amerika'da. Böyle gelişmeler var. Bunları da görmeye çalışıyoruz. Tabii başvurunun sonucu daha yok ortada ama şey tarafında da, yatırım tarafında da bu tarzda gelişmeler var. Bunları bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Bunları konuşuyor musunuz? Yine sizin de bu konu hakkında fikirleriniz varsa alayım. Şöyle, son herhalde bir ayda görüştüğüm çoğu üst yönetici aslında özellikle borsa tarafında, aracı kurum tarafında yani bu konuyu heyecanla bekliyor. Yani SPK, bildiğimiz kadarıyla SPK tarafında olacak diye biz bekliyoruz buradaki regülasyon yaklaşımını. Dolayısıyla buna benzer bir yapıyı biz nerede yaşadık? Kaldıraçlı işlemleri belki hatırlarsanız. Kaldıraçlı işlemler de böyle bir hikayeyle başladı ve sonrasında işte o %55 kazanan arkadaş ertesi gün bütün parasını kaybettiğinde şikayet etmek için SPK'ya gitti. Ve SPK dedi, durun bakalım dedi. Gelin bakalım hepiniz şuraya, bir regülasyon yapalım. Ve sonra bununla ilgili işte bildirim unsurlarını, bütün her türlü detayı, çerçevelerini belirledi. Burada sektörü de dinledi. Dolayısıyla kripto tarafta da bence böyle bir yaklaşım var. Böyle bir beklenti de var. Bu olduğu zaman, yani regüle olduktan sonra özellikle aracı kurumlar tarafı da bu konuya ilgi gösterecekler. İşte Tarık Bey'in söylediği ödeme sistemleri tarafı da bu konuya ilgi gösterecekler ki zaten bu olmalı. Tabii diğer tarafta bizim daha çok heyecanla beklediğimiz taraf özellikle bu blockchain tarafında, özellikle bu Ethereum gibi kontratların, akıllı kontratların artık yavaş yavaş bizim finans sektörüne dahil olması, onların da regülasyonla birlikte hayatımıza daha çok kullanılabiliyor olması. Yani bunları merakla bekliyoruz orada. Çünkü kripto para, evet, yani Bitcoin sebebiyle, Ethereum sebebiyle daha ön planda varlığın yatırım bacağı, ama arkasında yatan teknoloji, blockchain teknolojisi, akıllı kontrat teknolojisi bence birçok alanda disruptif bir etki oluşturacak. Bununla ilgili Turan Bey'in de kulağını çınlatın. Turan Sert'le çok güzel bir sohbet yapmıştık podcast'imizde de. Dolayısıyla biz biraz daha o potansiyeli açıkçası kolluyoruz teknoloji tarafından bakarak. Bununla birlikte şunu ben özellikle söyleyeyim. İşte burada konuştuğumuz her şey aslında müşteri deneyimini biraz gidiyor. Yani işte açık bankacılık, dijital banka lisansı, işte kripto paraların yaygınlaşması, tabana yayılması, artık hayatımızda aktif olarak deneyimlenmesi. Hep burada müşteri deneyimi odaklı bir yaklaşım var. Az önce siz dijital aracı kurumla ilgili bir başlık açmıştınız. İzninizle orayla ilgili biraz bir şeyler söyleyeyim. Bu yani müşteri deneyiminin rekabette belirleyici unsur olacağını vurguluyoruz hep. Burada müşteri tanımlarken ben özellikle aracı kurumlar tarafından bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani çok uzun süre hizmet verdim orada. Dolayısıyla bu müşteri tanımlarken aracı kurumların hizmet verdiği yatırımcıları kastediyoruz hepimiz çoğunlukla. Ama aracı kurumlar yatırımcılara en iyi deneyimi sunarken arka planda kendi çalışanlarına nasıl bir deneyim sunuyor? Biraz ona da bakmak gerekiyor. Ben uzun yıllar sektörün içinde masa başında tüm operasyonel süreçleri yürüttüm, yönettim. Dolayısıyla ön yüzde müşteriye sunduğunuz deneyimin arkasında hem siz destekleyecek bir işte yazılım, hem bu yazılımı da en konforlu şekilde kullanmak isteyecek bir ekip olması gerekiyor. Şu an sektöre baktığınızda hala ailesiyle akşam yemeğine oturamayan operasyon birimi çalışanları var. Aracı kurum sektöründe çalışanların çok büyük kısmı yılbaşını belki uzun süredir ailesiyle kutlayamamıştır eminim. Çünkü ön yüzde müşterinin otomatik olarak yaptığı işin arka tarafında da manuel çok fazla adım var. Hala Excel dosyalarıyla boğuşuyor insanlar. Hala bir sistemden dosya üret, diğerine elle yükle mantığıyla çalışan sistemler var. Finansal teknoloji şirketleri de maalesef aracı kurum çalışanlarının deneyiminden çok yatırımcının deneyimine, daha doğrusu hızlı emir iletmesine odaklanmış durumda. Evet, yani bu da bir unsur ama yeterli değil bence. Bugün yeni kuşak mesela bu aracı kurum operasyonel manuel işlerinde çalışmak istemiyor. Ben bunu bizzat gözlemliyorum. Burada değişim şart. Bu değişimin odağında da işte bu yazılımların modüler yaklaşımı çok önemli. Diğer yandan aracı kurum çalışanını işi yapan yerine işi kontrol eden yapıya geçirmek gerekiyor. Hem teknoloji çok hızlı gelişiyor, hem sermaye piyasalarının yapısı çok çabuk dönüşüyor. Bakın şimdi biz işte kripto paraları konuşuyoruz. Borsada bunlar olacak mı, olmayacak mı? Masa başında çalışanlar günlük manuel rutinin içinde öyle boğulmuş ki inanın hiç bu gelişmelerden bir haberler maalesef.
Ben özellikle Infine yazılıma geldiğimde bu bakış açısının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bunu vurgulamak isterim. Sektörün tozunu yutmuş bir ekip var. Yani sadece yatırımcıların ihtiyaçlarını değil, çalışanların dertlerini de çok iyi biliyorlar. İşte örneğin Infine yazılımı sistemini kullanan bir kurumda merkezi kayıt kuruluşu süreçlerinin neredeyse tamamı tam otomasyona bağlı. Bu çok önemli. Diğer yandan Borsa İstanbul'da veri alışverişi de otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani siz gece saat 9'da sisteme bağlanayım da verileri yükleyeyim, böyle bir yaklaşımda bulunmuyorsunuz burada. Kullanıcılar sadece işlemin başarılı olarak gerçekleştiğine dair rapor alıyor. Buradan hareketle ben dijital aracı kurum yaklaşımını şöyle tanımlayabilirim. Minimum efor, maksimum fayda. İşte video görüşmeyle hesap açılışı yaptıktan sonra sanal şube aracılığıyla, işte mobil uygulama aracılığıyla müşterinin her talebinin sistemlerde otomatik olarak tanımlanması, gün içi bütün operasyonel yükün tam otomasyon yaklaşımıyla azaltılması, işte hem yurt içi hem yurt dışı piyasalar, belki zamanı geldiğinde işte kripto paralara online erişim işlemlerinin robo danışmanlık uygulamasıyla herkese kişiselleştirilmiş olarak üretilmesi, aracı kurumdaki tüm verilerin, veriye özel bir başlık açıyorum, iş zekası yaklaşımıyla analitik bir şekilde yorumlanması, dijital segmentasyon yaklaşımı da müşterilerin profiline uygun kanalların tanımlanması önemli unsurlar. Veri demişken bu arada Sermaye Piyasaları Birliği'nde de 30 Mart'ta bir verilerinizden değer üretim başlıklı bir webinarımız olacak. Bunu da buradan tekrar vurgulamış olayım. Çünkü sektörde çok fazla veri var. Eminim Tarık Bey'lerin elinde de çok fazla veri var. Bu verileri kurumlar maalesef doğru kullanamıyorlar. Bir, bu verilerin nasıl bir temizliğe tabi tutulması, sonra bu verilerden hangi değerlerin üretilmesi. Şöyle düşünün, aracı kurumun elinde öyle bir veri var ki müşterisinin onu bırakacağını bile tahmin edebilir aslında. Yeter ki o veriyi doğru tanımasın. Yapay zekayı burada uygun yerlerde konumlandırsın. Sermaye Piyasaları Birliği'ndeki webinarda da bizden, podcast'ten tanıyorsunuz Ayben Hocam siz. Burçin Bey var ve onun ekibinden Murat Bey. Onlar bu konuları çok detaylarıyla anlatacaklar. Sizleri de bekleriz. Benim bu anlattığım tüm süreçlerde hem iç müşteri yani çalışanlar hem de dış müşteri, yatırımcılar, müşteriler tamamen dijitalleşmiş süreçlerin içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla ben bu sene bu yaklaşımını konumlandırdığımız tüm aracı kurumlarda hem çalışanlar hem aracı kurumun müşterileri bu dijital aracı kurum konforundan faydalanıyor olacak. Biz bu sene Infine olarak dijital aracı kurum yılı olarak seçtik. Böyle. Gayet güzel bence. Sağ ol. Ya, bu veri kısmı hakikaten şey çok büyük fırsatı barındıran bir şey. Bununla ilgili şeyler var. Hatta yani 2024'te 149 zettabyte günlük olarak üretilecekmiş. Yani böyle bir şey var. Geçen gün denk geldim. Hakikaten veri analitiği inanılmaz önem arz ediyor. Ve buraya yatırım da her zaman kazandıracak gibi gözüküyor. Ayben Hocam şeyde bir önceki sorunuzda bu Mastercard ile ilgili şeyden bahsetmiştiniz. Evet. Yine fintech yaklaşımıyla oraya bir not düşeyim, ondan sonra şey yapayım, sonraki soruyu alayım sizden. Hani disruption demiştik ya, yıkıcı fintechlerin. Şimdi Mastercard, Visa gibi aracı kuruluşların gelirlerini önemli ölçüde etkileyecek, düşürecek bir yapı var, blockchain ve coinler. Dolayısıyla bu tür yapılar mevcut pazar paylarını korumak için bile olsa girmek zorundalar bu tür yapılara. Hatırlayın, Facebook bir Libra diye bir şey dijital para çıkarmıştı ki ortaklar içerisinde Mastercard, Visa da vardı. PayPal da vardı, PayU da vardı. Ama devletlerin baskısıyla kapatmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla evet, potansiyeller var. Kimisi pazardaki yerini korumak için yatırım yapmak zorunda. Kimisi pazardan pay almak için yatırım yapmak zorunda. Ama dönüp dolaşıp bunun elbet girip bir yerde tıkanacağı kısım RegTech olacak, regülasyon olacak. Ben de açıkçası şey yapıyorum, merakla bekliyorum. Nerede, nasıl böyle bir yapı olacak? Kişisel olarak da şunu hani destekliyorum bu arada. Hani merkez olmayan yapı. Yani bugün baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri para basıyor. Dünyanın her yerinde geçerli. O paralar zaman zaman da işte duyuyoruz, ne kadar doğru bilmiyorum ama Dubai'de konteynerla yakıyor parayı değerlendirmek için. Şimdi dünyanın özgürleştiği bir noktada merkezi olmayan bir yapının çıkıp işte adına Bitcoin deyip ülkelerin merkez bankası yapısından farklı bir değerlemeyle gitmesi ve onun da rezerv para olarak değerlenmesi tüm dünyadaki şeyi değiştirir, dengeleri değiştirir. Bu açıdan da hani insanlar, devletler gard almış durumdalar. Biraz bekleyip açıkçası göreceğiz.
Şimdi ben böyle hazır konu, ufak ufak aracı kurumlardaki çalışanların işlerine falan gelmişken biraz daha kariyere doğru tekrar dönelim. Sonra da oradan gençlere tavsiyelere doğru geçeriz diye planlıyorum. Ama arada tabii Tarık Bey'e şöyle bir sorumuz var. Kurumsal bir şirkette çalışmanın getirdiği pek çok avantajlar vardır. Hani özellikle kendinizi güven altında hissedersiniz. İşte hani en üste çıkamasanız da pek çok kariyer basamağı vardır. Eğer siz niteliklerinizi arttırırsanız, kendinizi geliştirmeye devam ederseniz bu basamakları tırmanabilirsiniz. Ve bir anda hani kurumsal bir firmadan bir fintech. Daha sonra yine oradan ayrıldınız. Hem de kurucusuyken ayrıldınız tekrar. Yeniden en son Paytr. Nasıl alındı bu kararlar? Zor kararlar çünkü. Kolay kararlar değil. Belki yeni mezun için kolay olabilir. Böyle bir yıllık bir deneyimli bir genç için iş değiştirmek. Ama hani 8-10 yıl çalışıp iş değiştirmek gerçekten zor bir karar. Tabii ki kolay alınan bir karar değildi ama hani şimdi almış olduğunuz karar aileyi de etkileyen kararlar. Şimdi evet, bizim kültürümüzde hep şu vardır. Garanti işin olsun. Şimdi benim babam devlet memuruydu, emekli oldu, öğretmendi. Hep şey vardı, hani aileden çocuklar şey olsun, devlet memuru olsun, öğretmen olsun, işte ne bileyim başka bir yerde olsun. Ben hep bir şekilde şey yaptım, oradan kaçtım. Ve hatta Ankara'dan da o yüzden kaçtım açıkçası. Garanti Bankası o anlamda benim şeyi, çığırımı açan şey oldu. Ama orada da Garanti Bankası'nda girerken de şeyin hedefim bir yıldı. Bir yıl sonra dönmekti Ankara'ya aslında ama İstanbul'a gelip de havasını suyunu alan geri dönmezmiş derlerdi. Onu net bir şekilde gördüm. 21 yıl oldu şimdi. Garanti Bankası gibi bir bankadan hani konfor alanınızın dışına çıkıp da ayrılıp bir risk alıp bir yere girmek çok kolay olmadı açıkçası. Ben 11 yıl Garanti'de çalıştıktan sonra bu kararı aldım ve karar aldıktan sonraki 6 ay içinde de her şey bitti. İşin karar alma kısmı çok şey, böyle hani teferruatlı ve zaman alıyor açıkçası. 2011 yılının işte Temmuz ayında Mastercard ile Visa işte Internet Payment Service Provider ve Payment Facilitator kurallarını çıkartınca şimdi bankadasınız, işin içinde yaşıyorsunuz ve bir şey var, bir yerde bir ihtiyacı görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya böyle bir yapıya ihtiyaç var. Ama bunu yapan kimse yok. Şimdi memur zihniyetiyle hani bunu şey yapmıyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Çıkayım ben yapayım diyemiyorsunuz. Çünkü kurumsal girişimcilik diye bir şey yok bankada. Bir şekilde sizi itiyorlar. Hani konfor alanının dışına çıkmak için sizi sistem itiyor. Ya da işte ışıklar yakıyor. O ışıklara hani ulaşabilmek için de bir şekilde şey yapmanız lazım. Bir oturup işte yönelim derslerinde bizim gördüğümüz o karar ağacını çıkarmanız lazım. Şimdi birazdan gençlere tavsiyede bulunacağız. Ben okuldayken, üniversitedeyken işletme mezunuyum. Celal Bey işletme mezunuyum. Hem üretim yönetimi dersinde hem de yönelim araştırmaları dersinde bize karar ağacını öğrettiler. Sağ olsunlar İlker Hocam, Hüseyin Hocam bunları anlattılar bize. Biz sadece sınavı geçmek için onları öğrendik, ezberledik. Benim Garanti Bankası'ndan hani garantiden ayrılayım ve artık PayU hani kuralım beraber sevgili Emre'yle beraber dediğimiz kısımda A4 kağıtlara, 4-5 tane A4 kağıdına oturup karar ağacı çizmişliğim vardır ki hala saklarım. Hani olmazsa ne olur, ne yapabilirim? Olursa nereye gidebilirim gibi. Bu karar ağacı kısmını ben hem o garantiden ayrılıp PayU'ya geçtiğim dönemde yaptım. Hem PayU'nun içerisindeki dönemlerde zaman zaman yaptım. Hangi zamanda yaptım? İşte PayU'nun Türkiye Genel Müdür Yardımcılığını yaparken şimdi bir yerde artık şey yapıyorsunuz, yine sıkılıyorsunuz ve startup şeyi ateşliyor sizi. Hani farklı bir şey yapayım diye. Çünkü hep hikaye yazmak zorundasınız. Yaşım işte 44. Yani 50'ye kadar yazabilirim ben bu hikayeyi. 50'den sonra yazamam. Yani artık biraz daha orada dinleme zamanı geliyor. Middle East Africa'nın risk management kısmı teklif edildi. Orada da yaptım. İşte PayU'nun son zamanlarında kurucusu olduğumuz bir yapı işte merkezileşmeye gitti. Bir şekilde yine garantideki olduğum o şeye döndüm. Dedim ki ya bir kişiyi işe alıp işten çıkartamıyorsan ve birilerine sormak zorunda kalıyorsan demek ki bir yerde yanlışlık var. Özgür değilsin. İstediğin şeyler yapamıyorsun. Bu ego değil. Hani beni tanıyanlar ego olmadığını bilirler. Bu sadece basit bir örnek. Demek ki o zaman ayrılma zamanım gelmiş. Neden ayrılma zamanım gelmiş? Bir, geride kalanlar yetiştirdiklerime bu koltuğu verebilmek için zamanım gelmiş. İki, farklı bir hikaye yazalım. Şimdi kurumsal tarafta var Garanti Bankası gibi banka.
bir bankacılık tecrübesi var. İnanılmaz know-how var orada, inanılmaz çevre var. PayU'da bunu yaşadık. Ne kattık üzerine? Uluslararası tecrübe kattık. Dili geliştirdik. İşte Middle East Afrika'nın, Türkiye, Nijerya ve South Afrika'nın risk yönetimini yönettik. Her dünyanın her kesimindeki insanlarla konuştuk. O kültürü elde ettik. Orası da hani biraz böyle tamam artık zamanın geldi diye böyle sinyaller verince dedik ki o zaman şey yapalım. Bir de hakikaten şey yapalım. Böyle kurumsal girişimciliği tam girişimciliğe döndürelim. Orada da Yiğit'le, sevgili Yiğit'le şey yaptık. Hani yollarımız kesişti. İşte 2018'in Ekim ayında ben PTR'in başına geçtim. O zaman PTR sektörde 7. Kendi kabuğunda İzmir'de çok güzel işler yapıyordu. Şimdi herkes PTR konuşuyor. Ekiple beraber yaptık biz bunu. Yiğit'e de dediğim şey şuydu aslında o gün 2018'in Ekim ayında katılırken. Yiğit 5 yıl sonra ben giderim. Başka bir şey yapacağım. Ya o da şaşırmıştı. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Hani tecrübe, know-how öyle bir noktaya getiriyor ki size farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Ben hep insanlara şunu derim arkadaşlara. Bir hikaye yazın. Ve bu hikayeyi anlatın birilerine. Gururla anlatabiliyorsanız, keyifle anlatabiliyorsanız demek ki doğru iş yapmışsınızdır. Gerisi geliyor. Hani kazandığınız para, altınızdaki araba, ev, miv, onlar geliyor. Ama önemli olan şey hikaye yazmak. PTR'de yapmış olduğumuz şey bu. Bunu tarih olarak ben yapmadım. Bütün ekip yaptı. 26 kişilik şu anda 60 şey yaptık. Ve daha hala almaya devam edeceğiz. Çünkü herkes işi yapıyor, zevkle yapıyor. Son bir yıldır şey değil, sürekli olarak biz evlerden çalışıyoruz. Hala dönmedik ofiste. Ki dönmek gibi bir niyetimiz de henüz yok. Demek ki insanlar sahiplenmiş ve hani bu başarıyı ki son bir yılda bizim büyümemiz çok daha inanılmaz arttı. Bu noktada siz eğer konfor alanınızın dışına çıkıp da bir şeyler yapabiliyorsanız, risk alabiliyorsanız zaten aslında o düşündüğünüz yönelim dersindeki o karar ağacına çizmiş olduğunuz şeyleri siz yapmaya başlıyorsunuz. O karar ağacı da aslında size bir yol çizmiş oluyor. Benim en çok keşfettiğim şey oydu. Evet zor, kurumsal tarafın garantisi var. Ama bugün bakıyorsunuz kurumsal taraftaki o büyük bankalardaki küçülmeleri de görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında oradaki işlerde garanti değilmiş diyorsunuz. Demek ki doğru yapmışız diyorsunuz. Yanlış da olabilirdi bu arada. Hata da yapabilirdik. Yanlış karar da almış olabilirdik. Ama ondan önce öyle şey vardı. Bir B planı, C planı, D planı vardı. Çok şükür ihtiyaç olmadı ona. Ama hani dediğim gibi kararı alırken oturup konuşmak, deftere çizmek, bütün şeyleri, varyasyonları, seçenekleri görmek, ona göre şey planlar koymak işin zor kısmıydı. Sonraki zor kısmı da bunu şeye anlatmaktı. Yani eşime ve oğluma anlatmaktı. Onların da görüşünü almaktı. Babaya söylemekti. Ki yani şimdi 44 yaşındayım. Bugün hala ben babama söylerim. Hani bir riskli karar alacaksam sorarım babama. Hani niye? Çünkü onun tecrübesi daha farklı. Söyledikleri anlamlı olmayabilir ama ben de ufak bir ışık yakar. Bir şey iş yapar bana. Ben de bir şey çağrıştırır. O bana yeterli. Dolayısıyla bu anlattıklarımı bir hani bundle olarak düşünürseniz size geleceğin kapısını bir şekilde açıyor. Kurumsal taraftan startup'a gelmek, startup'ı da hafiften kurumsallaştırmak işin en güzeli. Çok teşekkürler. Şimdi biraz İskender Bey ile devam edelim. Kariyerle ilgili gençlere neler tavsiye ediyoruz? İşte bankacılık sektöründe işte dijitalleşmeyle beraber artık çalışan sayısı azalıyor ya da iş tanımları değişiyor. Sosyal bilimcilerin biraz daha veri analizi öğrenmesi gerekiyor. İşte biz de derslerimize koyuyoruz. Ben bu dönem bir de şeye başladım. İşte finansta veri analizi uygulamaları ama işte ara öğretmeye çalışıyorum onlara biraz daha. Tabii istatistik, ekonometri öğreniyorlar ama finans da öğreniyorlar. Bunları beraber işte biraz da programlama öğretmeye çalışıyoruz. Örneğin işte çeşitli tavsiyelerde bulunuyoruz. Çünkü hani hem işin finansın matematiğini bilen, hem finans piyasasının enstrümanlarını iyi bilen, hem de teknik tarafını geliştirenlere ihtiyacımız var. Bir de tabii mühendislik öğrencilerimiz de bizi dinliyorlar. Acaba onların da belki kendilerini başka konularda geliştirmesi ve böyle bir ortaya doğru kesişim kümelerini oluşturmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ve biraz da sizin bu konulardaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Tabii, vallahi Tarık Bey'i hayranlıkla dinledim.
Hakikaten gençler için çok fazla alınacak ders var Tarık Bey'in kariyer yolculuğunda. İşte o karar ağacı, kağıda çizmek. Bakın bunlar hakikaten çok değerli unsurlar. Aile meclisine danışmak. Bu işin çünkü böyle bir bacağı da var. Ben çok kısa aslında kendi tarafımdan bir bilgi paylaşayım. Ben de konfor alanımdan çok uzun süre çıkamadım. Yani 21 sene işte o tabiri caizse operasyonel süreçlerin rutinin içinde boğulduktan sonra 2018 yılında bu sermaye piyasaları kongresi var biliyorsunuz. TSBB'nin yaptığı. O kongrenin mottosu şeydi, gelecekti. Gert Leonard vardı yanlış hatırlamıyorsam ana konuşmacı. Ben o gün çok fazla etkilendim. O dönem hala şeydeydim yani o sektörün rutininin içindeydim. Tarık Bey gibi kafamda o karar ağacını planlayıp eve gittiğimde eşime dedim ki ben artık bu rutinden kurtulmak istiyorum. Artık teknoloji tarafında olmak istiyorum. İşin tüketeni değil üreteni tarafına geçmek istiyorum. Yani 20 seneden sonra çok kolay bir karar değil inanın. Dolayısıyla oradaki konfor alanını bıraktım. Tabii ki Infina kurumsal bir yapı ama şöyle bir tarafı da var. Infina'nın içinde çok dinamik bir yapı var. Yani ben buraya cebimde yeni iş fikirleriyle geldim. Ve sağ olsunlar buradaki yöneticiler, Nejat Bey, Nüket Hanım. Çok teşekkür ediyorum onlara. Benim hayalini kurduğum, analizini kağıda çizdiğim işleri ürünlere dönüştürecek zemini hazırladılar benim için. Bu da benim için çok çok değerli. Dolayısıyla Infina bünyesinde işte Öneri Ver nasıl bir spin-off olarak çıktıysa Infina'da çalışan her genç arkadaşımız, herkes kendi spin-off'unu çıkartma kabiliyetine sahip, böyle bir zeminine sahip böyle bir kurumda. Bunu da bu anlamda değerli buluyorum. Kendi yolculuğumda en azından bunu vurgulamak istedim. Şimdi özellikle yeni jenerasyon finansal teknolojiler alanında yeni şeyler üretmeye çok istekli. İşte regülasyon bunu destekliyor, Tarık Beyler gibi çok güzel örnekler var. Yani bu örneklere baktıkça gençlerin böyle iştahı kabarıyor. Bunu çok net olarak görebiliyorum. Bu istek bizi de tetikliyor. Fintech ekosistemi içinde kendilerine yer açmaya, mevcut kuralları yıkmaya çalışıyor bu gençler. Elbette teknolojiye hakim olmak önemli bir unsur. Ama burada daha da önemlisi tavır bence. Bu az önce hem benim kariyerim hem Tarık Bey'in kariyerinde tavır var. Onu kastetmeye çalıştım. Genç arkadaşlarım özellikle tasarım odaklı düşünme modelini içselleştirmelerini tavsiye edebilirim. Buna ek olarak kendilerine sürekli olarak harekete geç demeliler. Bu çok değerli bir şeydir, bir kipidir. Ben her sabah kalktığımda harekete geçtirim kendime ve o günüm o devinimle geçer. Teknolojiyi tüketen olmak yerine üreten olmayı seçmelerini önerebilirim. Bunu yaparken de teorik bilgiyi her zaman ceplerinde taşısınlar. Örneğin sermaye piyasası lisanslarını almalarını tavsiye ederim. Bu çok önemli. Siz de bunu çok vurguluyorsunuz. Finansal teknolojilerde iyi bir fikri doğru teknolojiyle hayata geçirmenin önemli unsurlarından biri de regülasyona makul seviyede hakim olmak. Bu açıdan sizin okulda verdiğiniz eğitim çok son derece önemli. Aynı zamanda finansal okuryazarlık seviyelerini geliştirmek için de çalışsınlar muhakkak. Diğer taraftan mevcut teknolojilerin kullanıcıları olarak hani onlara sunulanı kabul etmeyip kendi ihtiyaçları veya deneyimleri açısından en iyinin ne olacağını sorgulasınlar. Bunu daha iyi yapmak için çalışsınlar. Mesela finansal teknolojiler alanında güzel iş fikri veya modelleri varsa biz geçtiğimiz sene şöyle bir program da başlattık. IDEA diye inovatif düşünen ekipler aranıyor. Sloganıyla böyle bir program başlattık. Burada da bize çok sayıda genç özellikle finansal teknoloji alanında fikirlerini aktardılar, çeşitli sunumlar yaptılar. Onlarla belli bir yolculuklara çıktık. Dolayısıyla şu anda bizi dinleyen genç arkadaşlarım da bunu inceleyebilirler. Bu fikirlerini ve iş modellerini isterlerse işte infina.com.tr adresinden girip aktarabilirler. Ben bu genel bir tavsiye niteliğinde aslında vurgu yapmış oldum. Bu açıdan çok çok teşekkür ediyorum bunları bize söyleme fırsatı verdiğiniz için size. Bunu da eklemek istedim. Ben teşekkür ederim. En son tabii tekrar bir tabii, teşekkür edeceğim ama yani çok önemli bu paylaştıklarınızın tamamı çok değerliydi bugün. Tarık Bey sizin hani girişimcilik hikayenizi aslında daha doğrusu startup hikayenizi dinledik ve bunun dışında özellikle hani öğrencilere şu konularda biraz daha önem versinler. Hani cesaret ve karar ağacı analizleri dışında
acaba daha farklı eğitimler alabilirler mi? Üniversite eğitimi şöyle, hani sadece ben gerçekten biz İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bütün lisans programlarına özellikle teknolojiyle ilgili sosyal bilim tarafında gerçekten derslerin eklenmesi, veri analiziyle ilgili derslerin eklenmesi, yeni konuların öğrencilere aktarılması için gerçekten emek veriyoruz. Müfredat değişikliklerine gidiyoruz, seçmeli derslerle bunları ön plana çıkartıyoruz. Şu an üniversitemizde olmadığı için eğitim, online olduğu için tabii biraz sıkıştığımız zamanlar oluyor. Üniversitemizde olduğumuzda daha çok uygulamalı eğitimleri daha kolay yapıyoruz tabii ki laboratuvarlarımızda. Fakat üniversite eğitimi bir düşünce sistemi veriyor aslında öğrencilere. Yani örneğin iktisadi idari bilimlerin altında pek çok işte işletme, iktisat, uluslararası ticaret, finans pek çok hani alanın pek çok ortak dersi vardır. Muhasebe öğrenirler, işletme öğrenirler, pazarlama öğrenirler. Finans derslerinin biraz daha arttırılmasını istiyorum. Bu arada dinleyen hocalarımız varsa diğer bölümlerde ben yeterli bulmuyorum. Neden? Çünkü finans okumayıp diğer bölümlerden mezun olup ama finans üzerine çalışan çok öğrencimiz var finans sektöründe. Orada öğrenmeye çalışıyorlar. Yani girdikten sonra öğrenmeye çalışıyorlar. Biraz daha finansı payını arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Sizin peki bunun dışında da müfredat yeterli kalmayabilir. Artı online çok eğitim var sistemde alabilecekleri. Bazıları ücretsiz, bazıları küçük ücretlerle ya da yabancıların hatta yani sadece Türkiye'de değil ya da Türkçe değil pek çok farklı üniversitelerin ya da kurumların eğitimlerine ulaşabiliyorlar. Hatta hani bu kendini gerçekten geliştirmek isteyen gençler önlerinde öyle bir yelpaze var ki seçemiyorlar. Örneğin YouTube üzerinden de pek çok şeyi öğrenebiliyorlar. Çok emek veren akademisyenler de, profesyoneller de var pek çok konuyu onlara aktarmaya çalışan. Ama hani nereden neyi öğrenelim? Dağılıyorlar bazen. Bunu mu öğreneceğiz, bunu mu öğreneceğiz? Hangisine bakacağız? Hangi sertifikayı alabiliriz? Sizin böyle yani sermaye piyasası lisansları örneğin hani bu konuda zaten hepimiz hemfikiriz. Ben de her fırsatta söylüyorum çocuklara, hep aktarıyorum önemli olduğunu. Hem de orada hem müfredat şöyle hem mevzuat tarafını hem araçları hem matematiğini öğreniyorlar o sınavlara hazırlanırken. Ama onun dışında başka neler yapabilirler Tarık Bey? Var mı önerileriniz? Hocam şimdi sizin tarafta, üniversite tarafında bir teorik eğitim veriliyor. Hani bu teorik eğitimi pratikle kuvvetlendirmek en büyük eksiğimiz aslında. Şimdi yeni nesilde biraz şey geliyor, böyle hızlı geliyor ve çok çabuk sıkılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben naçizane şunu tavsiye ederim. Bir, öncelikle ne yapmak istediklerine karar vermeleri lazım. Evet, üniversitede bir bölüm okuyor ama illa o bölümde devam etmesine zorunluluk yok. Bizim hali hazırda şu andaki çalışan profilimiz içerisinde hiç bizim şeyle hani faaliyet alanımızla ilgisi olmayan departmanlardan mezun kişiler de çalışabiliyor. PYU'da da aynı şekildeydi. Garanti Bankası'nda keza gördüm bunu. Önemli olan şey şu, ne yapmak istiyor? Ona karar verecek. Ona karar verdikten sonra bu işin pratiğini nasıl yapabilirim mi düşünmeye başlayacak. Nedir? Hani eğer yeni mezunsa staj ya da mezun olmadan önce staj. Mezun olduktan sonra yapacağı ilk iş şu olması lazım. Hangisi olursa olursun, neresi olursa olsun bir yerden başlaması gerekiyor. Ve o ilk başladığı yerdeki esas amacı para kazanmak olmamalı. Oradaki temel amacı sadece işin mutfağını öğrenmek. Ve yine naçizane tavsiyem şu, hiçbir yerde 5 yıldan fazla çalışmayın. Aynı işi yapmayın daha doğrusu. Aynı şirkette farklı yere geçebilirsiniz. Bu da bir değişim. Çünkü öbür türlü mesleki körelme başlıyor. Bankadan örnek vermek gerekirse, işte chargeback yapıyorsanız fraud'a geçin. Oradan kredilere geçin, risk analizine geçin. Ama bir şekilde kendinizi geliştirin. Çünkü her gittiğiniz yerde daha önce almış olduğunuz o eğitimin şeyini, tecrübenin faydasını göreceksiniz. Diğer türlü hani şey oluyorsunuz böyle. Yani memur gelmiş, memur gitti gidiyor gibi oluyorsunuz. Ama bir şekilde kendini geliştirecek argümanları hem teorikte hem pratikte almadığınız sürece mesleki körelme başlıyor. Pratiği alırken de teorik almaya devam edebilirsiniz. İşte
Udemy'nin şeyleri var, kursları var, ücretsiz kursları var. Bu pandemi döneminde yurt dışındaki üniversitelerin açmış oldukları şey ücretsiz kurslar da oldu, eğitimler de oldu. Bunları da değerlendirmekte fayda var. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, bir yarıştasınız ve yarışta yanınızdaki arkadaşınızı adayı geçebilecek tek argümanınız kendi kalifikasyonunuzun üzerine bir şey koymak. Okuyarak, araştırarak, farklı bir iş yaparak bunu başarabiliyorsunuz. Bu olayın şey kısmı, hani iş yaşamı kısmı. İkinci bir kısım, bu biraz daha özele giren bir kısım. Mutlaka bir hobileri olsun. Yani evet, finansal şeyler işi biz para kazanmak için yapıyoruz. İşte hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz. Ama bir de hobisi olsun insanların. Çünkü hayat sadece çalışmaktan ibaret değil. Bu hobi zamanla hani aslında size bir para kazanma şeyde yaratıyorsa, fırsatta yaratıyorsa tadından yenmez. Geçen bir iki ay önceydi. Bu müzik sektöründe faaliyet gösteren bir dostumuz, bir sanatçı dostumuzun şöyle bir şeyi vardı, görüşü vardı. Abi ben şu pandemi döneminden önce söyledim arkadaşlara. Evet, hepimiz müzisyeniz ama günün birinde eğer bu iş yapamaz hale gelirsek, dükkanları kapatırsak, yaşamımızı sürdürebilmek için farklı bir işiniz daha olsun. Bu bana hep şunu şey yapıyor. Hatırlarsınız Türkiye'nin o San Marino'nun oynadığı maçlarda spiker şunu söylüyordu. Kasap futbolcu. İşte berber futbolcu. Yani mutlaka bir ikinci mesleğiniz olsun. Ne olur ne olmaz. İşte pandemi döneminde bunu gördük. Dolayısıyla evet bir ana uzmanlığınız olsun. Teoriyi pratikle geliştirin. Ama mutlaka bir de hobiniz olsun. Ve mutlaka bir B planınız olsun her şey için. Bunu önerebilirim. Çok teşekkür ediyorum. İskender Bey, sizin eklemek istediğiniz hani son cümlelerinizi ben almak istiyorum. Çok keyifli, gerçekten benim için çok keyifliydi sizden bu hem bilgileri öğrenmek hem gerçekten katılımcımızın da enerjisi çok yüksek ve tavsiyeleriniz de çok değerli. Eminim çok sayıda mesaj da geliyor bu arada. Çok kişi selamlarını iletti, iyi yayınlar dediler. Soru göremedim henüz ama yani ne kadar iyi bir seminer olduğuna dair çok güzel bildirimler alıyorum. Bu da tabii ki sizin katkılarınızdan kaynaklanıyor. En son neler söylemek istersiniz İskender Bey gençlerimize ve tabii gençlerin dışında hocalarımız da var dinleyen, pek çok başka kişi de var dinleyen. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yani çok mutlu oldum burada olmaktan dolayı. Çok keyif aldım bir kere sizinle, Tarık Bey'le bu sohbetleri yapmaktan. Ufkum açıldı. Yeni öğrendiğim şeyler oldu. Ben de kendi tarafımdaki güncel bilgileri aktarmaya çalıştım. Müzikle ilgili çok güzel bir şey söylediniz Tarık Bey. Ben de yaklaşık 10 sene aktif sahne yaptım. Yani müzisyenim aynı zamanda. Ama o hobiydi. Ondan da para da kazanıyordum ama baktım o işinde sıkıntıları oluyor. Sonrasında finans sektöründe devam etmeye çalıştık ama bu anlamda katılıyorum. Yani bir hobi muhakkak olmalı. Ayrıca bir meşgale. Hele ki o hobiden de para kazanıyorsanız evet kesinlikle tadından yenmiyor. Ben çok çok teşekkür ediyorum bizi dinleyen herkese. Bu harika etkinlik için size İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne, bankacılık ve finans topluluğuna, bütün o genç arkadaşlarımızın enerjisi bizi teşvik ediyor yeni şeyler üretmeye. Bizler en nihayetinde yarın öbür gün bu arkadaşlarımıza bırakacağız yerlerimizi. O açıdan çok çok umutluyum. Siz çok güzel bir nesil yetiştiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler Tarık Bey. Benim bu anlattıklarımı bana birisi anlatmadı. Eğer bana birisi bunları anlatsaydı, ben 44 yaşındayım, işte 41 yaşında genel müdür oldum. Ondan evvel de 11 yıl genel müdür, 7 yıl genel müdür yardımcılığı yaptım. Belki 34'ünde bu pozisyonda olacaktım ve bunun bence değeri paha biçilemez. Dolayısıyla naçizane bunu şey olarak algılamasın sevgili arkadaşlarımız. Hani bir tavsiye, ne olur bunlara hani biz yaşadık. Ve tecrübeyi değerlendiriyoruz. Biz bu tecrübeyi nereden kazanıyoruz? Biz de biz anlatmadığını okuyarak kazanıyoruz. Kitaplara bakarak kazanıyoruz. Dolayısıyla umarım bundan fayda görmüşlerdir. Bir kişiye bile dokunmuşsak ve bir kişinin bile ufkunu açmışsak benim şurada harcadığım iki saat helali hoştur. O yüzden hani burada olmaktan dolayı mutluyum. Ve gençlere özellikle hani ulaşmaktan dolayı inanılmaz haz duyuyorum.
Umarım dediğim gibi faydalı olabilmişizdir. Burada olmak benim için çok değerliydi, önemliydi. Teşekkür ederim böyle bir fırsatı bize vermiş olduğunuz için. Tekrar Tarık Bey'e ve İskender Bey'e bugün bu süreyi bize ayırdıkları için tabii hazırlıklar da yapıp geldiler. Sorularımızı çok güzel cevapladınız. Çok derin tecrübeleri paylaştınız. Hem bilgi hem tecrübe çok şey öğrendik. Ben de öğrendim. Ben çok teşekkür ediyorum herkese tekrar. Herkese sevgili saygılarımı sunuyorum. İyi günler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler.